Eyvallah. Teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Sağ olasın. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kelam efendim konuşmalarında, güncel kelam tartışmalarında bu hafta Ali Sebetçi hocamızı dinleyeceğiz. Gelenekselci perspektiften modern bilim başlıklı bir sunum yapacak Ali Hocam. Yakın zamanda bu başlık altında bir de kitap yayınladı Ali Hoca. Kısaca bu başlık altında değil tabii, bu başlık etrafında müzakerelere yer veren antik bilgelik ve modern bilim bağlamında mutlak gerçek ve sonsuz imkan başlıklı da bir eseri bulunuyor. Yakın zamanda İnsan Yayınları'ndan neşredilmiş. Ben tanımayanlar için kısaca Ali Sepetçi Hoca'dan bahsedeyim. Ali Hoca 1989 yılında Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. Takiben Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü bitirdi. Efendim aynı zamanda master tezini de burada tamamladı fizik bölümünde. Ardından 2004 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde doktora tezini tamamladı. The Structure, Energetics and Melting Behavior of Free Platinum Clusters başlığıyla. Doktorasını tamamladıktan sonra 2007 yılında Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde göreve başladı. 2007-2008 yılları arasında Almanya'da Dresden'de Leibniz Institute for Solid State and Materials Research bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2008-2009 yılları arasında post doktora çalışmaları için Riverside'da Amerika'da kimya bölümünde çalıştı. Yine buradan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. 2009-2013 seneleri arasında Gaziantep'te Zirve Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümü başkanlığı yaptı. 2013 ile 2016 seneleri arasında ise efendim Konya'da Mevlana Üniversitesi'nde yine mekanik mühendislik bölümü başkanlığını yaptı. Efendim hali hazırda da yine Konya'da çalışmaya devam ediyor. Değil mi Ali Hocam? Şu anda bir kurumda görevim yok ama Evet. Konya'da ikamet ediyorum. Evet, Konya'da bulunuyor. Hocamın çalışmaları fizik, kimya, modern bilimler alanında oldukça derinlikli çalışmalar yaptı. Hem teorik hem pratik seviyede Ali Hocam. Aynı zamanda gelenekselci ekole ilişkin vukufiyetli bir idraki var modern dönemde. Biraz yakın zamanda neşrettiği eseri de bu iki idrak alanını bir araya getirerek modern fiziği yeniden düşünme amacı taşıyor. Dediğim gibi kitabının başlığı Antik Bilgelik ve Modern Bilim Bağlamında Mutlak Gerçek ve Sonsuz İmkan. Hocanın kitabı şu alt başlıklardan oluşuyor. Metafizik Sonsuzluk, birinci bölüm. İkinci bölüm Bil Fiil Sonsuzluk Mümkün Müdür? Üçüncü bölüm Dört Doğa Tasarımı ve Aristoteles'in Hakkını Teslim Etmek başlığı taşıyor. Dördüncü bölüm Evrim, Teistik Evrim ve Yaratılış. Beşinci bölüm Gerçeklik Pazarı. Altıncı bölüm Kötülük Problemi. Yedinci bölüm ise Vesileciliğe Karşı Mütefarıkçı Metafizik başlığı adını taşıyor. Bugün de bu efendim Hamule'yi bize gelenekselci perspektiften modern bilim başlığı altında takdim edecek. Ben sözü çok uzatmadan kendisine bırakıyorum. Buyurun kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim İbrahim Hocam. Tabii söze başlamadan önce bu güncel kelam tartışmalarını düzenleyen kıymetli hocalarımıza bir teşekkür borcum var. İlyas Çelebi Hoca'ya, Mehmet Bülgen Hoca'ya beni davet ettikleri için, bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Halil İbrahim Hocam, size moderatörlük yaptığınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarımıza, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp dinleme nezaketi gösterdikleri için.
Ben bir PowerPoint sunumu üzerinden devam edeyim. Şöyle yapalım. Evet, sanırım tam ekran olarak görüyoruz, değil mi şeyi, sunumu? Evet hocam, görüyoruz. Başlıktaki gelenekselci tabirinden kısacık hemen bahsedelim. Birçoğunuzun bildiği gibi bu tradisyonalistleri kastediyorum. Yani geçen yüzyılda işte René Guénon, Fritjof Schön, Ananda Komaraswamy gibi isimlerin öncülüğünü yaptığı bir düşünce okulu var bildiğiniz üzere. Buradaki kasıt o okulda, ekolde gelenekten kasıt zamanla değişmeyen, ilahi bir kaynaktan gelen metafiziksel ilkeler kastediliyor. Geleneğin karşısında da modernite var ve moderniteden de bu metafizik ilkelerin tanınmaması ya da en azından unutulmuş olması kastediliyor. Yani modernitenin gelenekten bu açıdan ayrıştığı dile getiriliyor. Bu sunum biraz metafizik ilkelerin ne olduğu ve modernitede ya da modern zihniyette, dolayısıyla modern bilim anlayışında nerelerde karşımıza çıktığını ortaya koymaya çalışacağım. Bunu birlikte tartışmaya çalışacağız. Sunum 8 başlıktan, bölümden oluşuyor. Biraz fazla gibi ama fazla, çok uzatmadan sunmaya çalışacağım. Birinci bölümde bilim ya da fizik ile bilim felsefesi ya da metafizik arasındaki ontolojik statü farkından söz edeceğim. Sonra modern bilim anlayışının metafizik zemini ve varsayımları üzerine biraz konuşacağız. Ardından tek bir slaytta bilimsel yasalardan dünya görüşüne geçiş nasıl oluyor? Birazcık bundan bahsedeceğiz. Modern bilimsel teşebbüsün muhtemel sınırları olabilir mi? Varsa ne olabilir? Onların üstünde konuşacağız. İndirgemeciliğe karşı belirimcilik ne demek? Aralarındaki fark ne? Ondan bahsedeceğiz. Belirimciliğin içinde naturalist belirimciliğe karşı üst naturalist belirimcilik nedir? Bunu biraz konuşacağız. Boşlukların tanrısı argümanı var. Bunların ne olduğunu üstünden kısaca geçeceğiz. Bu argümana karşı gelenekselciler için söz konusu olan ya da onların sözünü ettiği düşey nedensellik diye bir kavram var. Buna Tanrı'nın eli de diyebiliriz. İbrahim Hocam'ın birkaç hafta önce yaptığı sunumda da öyle bir terim vardı. Hani ona karşılık geliyor. Bundan bahsedeceğiz ve en son yine tek bir slaytta gelenekselci ve modern bilim anlayışları arasındaki karakteristik farkları özetleyip bitireceğim inşallah. Birinci bölüm, dediğim gibi, bilim ya da metafizik ile bilim felsefesi veya bilim fizik ile bilim felsefesi ya da metafizik arasındaki ontolojik statü farkı. Şimdi Steven Weinberg diye bir ünlü teorik fizikçi var. 1979 Nobel Ödülü sahibi Abdüsselam'la birlikte, Fenalalı'nda Nobel alan ilk Müslüman Abdüsselam'la birlikte almışlardı o ödülü. Bir üçüncü bir kişi daha var. Önemli olan şey şu, Weinberg'in yazdığı bir kitap var. Nihai Tek Bir Teori Hayali isminde. O kitabın içinde bir bölüm var. Bölümün adı Felsefeye Karşı. Yani felsefeye karşı olmayı anlatıyor ve felsefe fizik için yararlı olmaktan çok zarar vericidir. Genellikle fizikçilerin kurtulmak zorunda olduğu bir deli gömleğidir diyor. Benzer şekilde Stephen Hawking, 20. yüzyılın belki de Einstein'dan sonra en çok tanınan fizikçilerinden biri. O da hem kitaplarında hem de verdiği konferanslarda eskiden filozoflar tarafından tartışılan büyük sorular artık fizikçilerin eline geçtiği için felsefe ölmüştür diyor. Bu iki ünlü fizikçiye
Benzer şekilde Tyson, Neil Tyson diye bir astrofizikçi var. O da ünlü birisi. Önde gelen fizikçilerden birisi. O da benzer görüşlere sahip ve o da diyor ki genişleyen evren hakkında bilgiler ediniyoruz. Kuantum fiziği hakkında bilgiler ediniyoruz. Bunların hepsi oturduğunuz yerden çıkarabileceklerinizin çok ötesinde şeylerdir. Yani aslında filozofların modası geçmiştir diyor. Şimdi bu örnekler sayıları arttırılabilir. Felsefenin öldüğü ya da işte fiziğe faydası olmadığı yönünde bir kanaat ortaya koyuyorlar. Fakat önemli öncü lider fizikçilerin hepsi böyle düşünmüyor. Örneğin Carlo Rovelli diye bir İtalyan kuramsal fizikçi var. O da 2019 Foreign Policy dergisinin 2019 yılındaki dünyayı etkileyen 100 ilk 100 insan, önemli 100 insan, yaşayan 100 insan arasında ismi geçenlerden birisi. O da diyor ki ben bu görüşlere katılmıyorum. Felsefe bilimin özellikle fiziğin gelişmesinde her zaman önemli bir rol oynamıştır ve muhtemelen oynamaya da devam edecektir diyor. Rovelli tabii sadece hard science yani pozitif bilim yapan birisi değil. Yani çok önde bir fizikçi ama bilim felsefesi ve felsefe tarihiyle de ilgili birisi ve teorik fizikçi olması sebebiyle de felsefeye yakın birisi ama şeyi felsefe bilim bağlamı ilişkisini bana göre doğru yakalamış birisi. Daniel Dennett diye yine meşhur bir bilişsel bilimci var. Hani ateist aynı zamanda ünlü ateistlerden birisi. O da felsefeci, filozof. O şöyle söylüyor yazdığı kitaplardan bir tanesinde. Felsefeden bağımsız bilim diye bir şey olamaz. Sadece felsefi bagajı tetkik edilmeden kabul edilmiş bilim diye bir şey olabilir. Ben bu söze %100 katılıyorum. Yani gelenekselciler de böyle düşünüyor. Felsefeden bağımsız bilim diye bir şey olamaz. Belki sadece felsefi bagajı tetkik edilmeden kabul edilmiş bilim diye bir şey olabilir. Einstein de buna benzer bir fikre sahip. O da şöyle söylemiş. Çoğu bilim insanının muzdarip olduğu kendi neslinin ön yargılarından kurtulma işini tarihi ve felsefi arka plana dair bilgi gerçekleştirir. Bana göre felsefi iç yüzü kavrayışın ortaya çıkardığı böyle bir bağımsızlık sırf bir zanaatkar ya da uzman olmak ile gerçek bir hakikat aracısı olmak arasındaki farkı oluşturur. Şimdi bu tablo da yani biraz karışık gelebilir ama şunu da şöyle şey yapayım. Birinci seviye diye gösterdiğim şu satıra odaklanırsak burada kütle çekimi, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer, güçlü nükleer kuvvet kelimeleri yazmıyor ama diğer kelimeler var. Bunlar şu dört şey, kuvvet bizim fizikte bugüne kadar tespit edebildiğimiz yani insanoğlunun dört temel kuvvet. Yani yaşadığımız hayatta gördüğümüz bütün fenomenleri bu dört temel kuvvet ile açıklıyor fizik bilimi hali hazırda. Zayıf nükleer kuvvet ile elektromanyetik kuvveti birleştiren bir teori var. Elektrozayıf etkileşim teorisi deniyor. Bu Weinberg ile Abdüsselam'ın ve diğer üçüncü şahsın birlikte oluşturdukları teori. Buna ben ikinci seviyeden diyorum. Çünkü dört temel kuvvetten ikisini birleştiriyor bu teori. Yani bu teori diyor ki aslında bunlar tek bir çatı altında toplanabilen bir şeyler, iki ayrı kuvvet gibi gözüküyorlar ama tek bir yapının farklı yüzleri, görüntüleri, farklı şartlar altında farklı tezahür ediyorlar diyor diyebiliriz. Üçüncü aşamada bu iki daha önce birleştirilmiş olan zayıf nükleer ve elektromanyetik kuvvetler güçlü nükleer kuvvetlerle birleştiriliyor. Böyle bir teori var. Büyük Birleşik Teori adını taşıyor. Standart model deniyor. Halen böyle bir teori var ve
öngörüleri deneylerle gösterilebiliyor. Tabii problemli yanları, eksik tarafları da var, o ayrı bir şey. Ama bu üç temel kuvveti birleştiren bir yapı, teorik yapı var. Ve şu anda insan oğlunun üstünde uğraştığı, fizikçilerin, teorik fizikçilerin üstünde uğraştığı şey, geriye kalan bilinen dördüncü temel kuvvet olan kütle çekimini bu diğer üçüne entegre edebilmek. O da gerçekleşirse her şeyin teorisi adı altında. Çünkü bilinen dört tane temel kuvvet var. Bilinen bütün kuvvetleri tek bir çatı altında toplamış olacak. Bunun üstünde çalışılıyor. Burada anlatmak istediğim şey kapsam bakımından gitgide genişleyen bir hiyerarşi var ve işte yukarıdan aşağıya doğru ya da genişlemesine göre 1, 2, 3, 4. seviye teoriler diye adlandırabiliriz. Oradan geçmek istediğim şey biraz sonra belli olacak. Ondan önce işte bu temel kuvvetler hangi sorulara örnek olarak cevap veriyor? Onların üstüne hızlıca geçebiliriz. Kütle çekimi dediğimiz şey tipik olarak işte dalından kopan elma neden yere düşer? Ay neden dünyanın etrafında döner gibi sorulara cevap veriyor. Elektromanyetik kuvvet, şimşek çaktığında ya da yıldırım düşünde gördüğün parıltı nedir? Neden bazı metaller birbirini çeker ya da iterken diğerlerinde bunlar olmaz gibi sorulara cevap verdiğimiz teori. Zayıf nükleer kuvvetle ilgili bir soru olarak bazı elementler durup dururken neden bozulup, radyoaktif elementleri kastediyorum, başka elementlere dönüşüyor sorusuyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü nükleer kuvvet ise atomun çekirdeğindeki protonlar bizim yüklü olmalarına rağmen nasıl olur da atomun çekirdeğindeki protonlar pozitif yüklü olmalarına rağmen nasıl olur da o kadar dar bir alanda bir arada durabilirler? Yani aynı cins yüklü pozitif olması derken hani hepsi pozitif ve elektromanyetik kuvvetten biliyoruz ki aynı cins yükler birbirini iterler. Atomun çekirdeğinde hepsi aynı cins yüklü olan küçük parçacıklar var. Proton dediğimiz çok dar bir alandalar. Temel kuvvetlerden birisine göre onların o kadar dar bir alanda bir arada durmaları çok zor. Çok büyük başka bir kuvvetin onları orada tutuyor olması gerekir gibi bir soru sorduğumuzu varsayalım. İşte oradan güçlü nükleer kuvvete gidebiliyoruz. Burada söylemek istediğim şey şu. Bu dört temel kuvvetin üçü ile ilgili sorular, bunların hepsi temel kuvvet olduğu için bu sorulara birinci seviyeden diyeceğim. Ama bu üç soru, üç temel kuvveti ilgilendiren sorular fenomenolojik, yani olaylarla, günlük hayatta gördüğümüz olaylarla ilgili, pratik hayatla ilgili. Şu soru ise birinci seviyeden, çünkü o da dördüncü temel kuvvetle ilgili ama mantıksal bir soru. Yani bir şeyi gördüğümüzde atomun çekirdeğini çıplak gözle göremiyoruz, orada protonlar olduğunu göremiyoruz. Ama diyoruz ki yani daha önce düşündüklerimizden, geliştirdiğimiz teorilerden elektromanyetik kuvvet var ve onunla bu buradaki düşünce, atomun çekirdeği düşüncesi arasında bir çelişki var. Yani burada bir mantıksal bir sorun var diyerek ilerliyoruz orada. Tabii illa bu sorularla ilerlemek şart değil. Ben örnek olması açısından söylüyorum. Şimdi elektrozayıf, yani bu ikisini zayıf nükleer ve elektromanyetik kuvvetleri birleştiren teoriye giderken tabii bunların arasında bir takım benzerlikler olduğunu hissediyor bilim adamları ama şöyle bir sorunun bunu tetiklediğini düşünebiliriz. Belli şartlar altında birbirinden çok farklı gözüken bu kuvvetler, yani zayıf nükleer ve elektromanyetik kuvvetler tek bir kuvvetin farklı görüntüleri olarak modellenebilir mi? Bu soruyu ikinci seviyeden, çünkü kapsam genişleyecek bu ikisini birleştirdiğinde ve mantıksal, yani burada fenomenolojik bir şey yok, olgusal bir şey yok. Mantıksal, teorik bir soru soruyoruz ve bunun peşinden gittiğimiz zaman elektrozayıf etkileşim teorisine ulaşıyoruz. Aynı soruyu elektrozayıf, yani bu mavi bölge ile güçlü nükleer kuvveti birleştirmek açısından bir daha sorduğumuzu varsayalım. Bu sefer elektrozayıf etkileşimle güçlü nükleeri birleştirebilir miyim diye sorduğumuzu varsayalım. Üçüncü seviyede mantıksal soru. Bunun sonunda standart modele ulaşıyoruz ve yine aynı soruyu bu sefer standart modeli kütle çekimle birleştirebilir miyim diye
sorduğumda dördüncü seviyeden mantıksal bir soru sormuş oluyorum ve o da fizik camiası da her şeyin teorisi denen teoriye gidecek. Tabii bu henüz ortada böyle bir teori yok. Ama yani insanoğlu soru sormak hususunda mahir ve hani soruları burada bitirmek zorunda değiliz. Bütün bunların üstüne şimdi yeni şeyler sorabiliriz. Mesela nasıl sorular? Varlığına şahit olduğumuz bu fenomen ve yasalar hiç var olmayabilecekken neden varlar? Her şeyin bundan ibaret olduğundan, yani bundan derken bu her şeyin teorisinin kapsadığı alanı kastediyorum. Her şeyin bundan ibaret olduğundan nasıl emin olabiliriz? Yani burada gerek bu alan içinde bu dördünden başka temel bir kuvvet var mı yok mu sorusu da akla gelebilir. Bu alanın dışında kalan şeyler, varlıklar olabilir mi sorusu da akla gelebilir. Bu soru her iki tarafı da ilgilendiriyor. Bir gün gerçekten her şeyin teorisine sahip olabilecek miyiz gibi. Bunlar bu soruların sayısı arttırılabilir, farklı şeyler sorulabilir. Böyle sorular, yani bunlar da sonuçta beşinci seviyeden diyebiliriz mantıksal sorular. Ve bu sorular artık fiziği aşmış oluyor. Yani gördüğüm alanı, şahit olduğum alanı aşmış, başka bir seviyeye ulaşmış oluyor. İşte oraya artık fizik ötesi, metafizik diyebiliriz. Şimdi felsefe ile bilim arasında bir takım farklar var. Felsefi düşüncelerin gerekçelendirilebileceği ya da a priori bilinebileceği kabul edilirse, modern bilim ile felsefe arasındaki karşıtlıklar şu şekilde özetlenebilir. Modern bilim ampirik bilgiyle ilgilidir. Felsefe ise genellikle ampirik bilginin yanında ve ötesinde a priori bilgiyle de ilgilidir. Modern bilim olası, mümkün olaylar veya gerçekler hakkındadır. Felsefe ise genellikle bunlarla birlikte zorunlu gerçeklerle de ilgilidir. Modern bilim tasvir edici gerçeklerle ilgilidir. Felsefe ise genellikle bunlarla birlikte normatif ve değer yükleyen gerçeklerle de ilgilidir. Modern bilim fiziksel nesnelerle ilgilidir. Felsefe ise genellikle bununla birlikte soyut nesnelerle de ilgilidir. Bilim felsefesinin merkezi sorularından birisi bilimin nasıl yapıldığı, yani metodolojisinin ne olduğu ve daha etkin bir bilimin nasıl yapılabileceğidir. İyi bilim insanları kendi metodolojileri üzerine düşünür ve bilimi geliştirmenin en iyi yolu hakkında önerilerde bulunurlar. Weinberg, Hawking ve Tyson'ın felsefenin fiziğe faydası olmaz ya da felsefe öldü derken yaptıkları şey budur. Yani onlar fiziği nasıl daha iyi geliştirebiliriz niyetiyle belki bunu söylüyorlar. Ancak bu düşünceler bilim ya da fizik alanını aşan felsefi ve metafiziksel görüşlerdir. Bu ve benzeri düşünceler aynı statüye sahip diğer tüm düşünceler gibi bilimsel metodolojinin ne olması gerektiği hakkında belli felsefi bir pozisyona sahiptir. Ancak bu modern pozisyon ne insanoğlunun bilim yaparken başından beri benimsediği felsefi konumdur, ne de halen sahip olduğumuz ve hep korumamız gereken en iyi bilim anlayışıdır. Çok iyi bir bilim insanı olmak, çok iyi bir bilim filozofu olmayı garanti etmez. Tekrar Rovelli'ye dönecek olursak, şu söz bence çok anlamlı. Bilim, taşa yazılmış bir metodolojiye veya sabit bir kavramsal yapıya sahip bir proje değildir. Dünyayı daha iyi anlamak için sürekli gelişen çabamızdır. Gelişimi sırasında kendi kurallarını ve kendi belirttiği metodolojik varsayımları defalarca ihlal etmiştir. Yani burada hemen arada şey söyleyebilirim. Kuhn'un bu paradigmal değişimleri belki akla gelebilir. Yani hani burada kastedilen ne diye düşünülürse başka ayrıntılar da verilebilir ama paradigmal değişiklikler yaşıyor bilim ilerlerken. Ancak bilimin ilerlemesinde felsefenin rolünü reddeden bilim adamları nihai metodolojiyi bulduklarını düşündüklerinden tüm metodolojik soruları çoktan tüketmiş ve cevaplamışlardır. Sonuç olarak ilerlemek için gereken kavramsal esnekliğe daha az açıktırlar. Onlar zamanlarının ideolojisine hapsolmuştur.
Burada da Hegel'in hani insan kendi zamanının çocuğudur sözü hatırlanabilir. Hakikaten o önemli bir şey. Yani hepimiz yaşadığımız zamanından haddinden fazla etkileniyoruz. Einstein'ın sözünü de hatırlayabiliriz. Hani ön yargılarımızdan kurtulmak için dönüp bakmamız gerekir demişti. Son olarak bu birinci bölümün son slaytıydı sanırım bu. Teorik fizikte halen tartışılan ve aynı anda hem fiziği hem de metafiziği ilgilendiren konuların bir listesi şöyle sıralanabilir. Uzay nedir? Zaman nedir? Yani bu sorular sadece fizikle ilgili değil. Yani bunlar artık metafiziğe de dokunan sorular ve teorik fiziğin uğraştığı konular bunlar. Mevcut şu an nedir? Evren deterministik midir? Doğayı tasvir ederken gözlemciyi hesaba katmak zorunda mıyız? Fizik bir gerçeklik üzerinden mi yoksa gözlemlediklerimiz üzerinden mi daha iyi formüle edilir? Veya bir üçüncü yol olabilir mi? Kuantum dalga fonksiyonu nedir? Belirimin anlamı tam olarak nedir? Tüm evrene dair bir teori makul bir şey midir? Fiziksel yasalar yavaş yavaş değişiyor olabilir mi? Evet, buraya kadar sanırım fizikle metafizik arasındaki farkı yani ve aynı zamanda keskin belli bir çizmenin de zorluğunu anlatmaya çalıştım. Gerekirse soru cevapta tekrar döneriz. Şimdi modern bilim anlayışının metafizik zemini ve varsayımları. Yani bu arada tabii hani herhangi bir bilimin metafizik bir zemine oturmamasının mümkün olmadığını belki çok konuşamadık ama onun bu görüşün doğru olduğu varsayımından hareketle bu soruyu soruyoruz. Modern bilimin felsefi varsayımları neler? Öncelikle naturalizmden bahsedebiliriz. Modern bilim anlayışının dayandığı metafizik varsayımların biri naturalizmdir. Duyu yoluyla algılanabilen doğal, cismani gerçekliğin dışında kalan başka bir gerçeklik alanının tanınmamasına naturalizm denir. Fakat naturalizm belli bir ölçeğe kadar metodolojik ve felsefi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Metodolojik naturalizm, bilimin çalışma metodunun doğal çerçevede kalması gerektiği düşüncesidir. Felsefi naturalizm ise doğaüstü bir gerçekliğin var olmadığı iddiası. Metodolojik naturalizm, bilimsel çalışmaların doğa dışında herhangi bir varlık alanı yokmuş gibi ya da varsa bile o alanın doğaya herhangi bir etkisi ve müdahalesi yokmuş gibi yapılması, bilimsel teorilerde doğaüstü nedenlere yer verilmemesi demektir. Günümüzde doğaüstü bir gerçeklik alanına inanan birçok bilim insanı felsefi naturalizmi reddetmekte, ancak bilimsel faaliyetlerini metodolojik naturalizm çerçevesinde kalarak sürdürmeye devam etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, eğer bilim sadece evren hakkında deneysel olarak doğrulanabilir önermelerle ilgiliyse, naturalizmin ampirik olarak doğrulanabilir bir felsefi pozisyon olmadığının, dolayısıyla böyle bir bilim tanımının dışında kaldığının farkında olmak önemlidir. Ben devam ediyorum ama tam ekran sunumu gördüğüm için sizleri şuradan açarsam görürüm herhalde. Devam edin hocam, biz dikkatle takip ediyoruz. Tamam. Gayet güzel gidiyor. Tamam. İkinci, modern bilimin ikinci varsayımı nedensel kapalılık diyebiliriz. Modern bilim evrenin nedensel olarak kapalı olduğunu varsayar. Buna fizikalizm de diyebiliriz. Nedensel kapalılık, bütün fiziksel olayların tüm nedenlerinin ancak fiziksel olabileceği, doğal fenomenlerin nihai, asli sebebinin doğaüstü bir alana ait olamayacağı veya fiziksel doğal bir olayın fiziksel doğal olmayan bir sebebe dayandırılamayacağı şeklinde tanımlanmaktadır. Şu şekilde şey var, yukarıdaki ifadeyi de okuyalım. Ontolojik nedensel kapalılıkta fizik dışı bir varlık alemi yokken, yani bir sol tarafta işte her kırmızı küre fiziksel bir varlık olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bunların bütün fiziksel alemi oluşturuyor, kendi aralarında etkileşiyorlar. Bunun dışında bir varlık alanı yok, etrafında hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu ontolojik naturalizm ya da ontolojik fizikalizm diyebiliriz. Sağ tarafta ise doğaüstü bir alan var. Şu fiziksel olmayan NF ile gösterilen küreler. Bunlar kendi aralarında etkileşiyorlar ama
fiziksel alanla aralarında bir izolasyon var. Yani fiziksel bölge ile alan ile fiziküstü, metafizik alan arasında bir etkileşim yok. Buna da metodolojik naturalizm diyoruz. Burada yazdığımız şey de onu ifade ediyor. Tekrar okumaya gerek kalmadı. Bir üçüncü varsayım, indirgemecilik. O da şöyle, bilimsel indirgemecilik karmaşık varlık ve etkileşimleri daha kolay çalışabilmek için parçalarının toplamına indirgeme fikridir. Bilimsel indirgemeciliğin bir biçimi doğadaki her bir sürecin kendisini oluşturan parçalara ayrılabileceği ve bilimsel olarak tanımlanabileceği inancını takip eder. Bilimsel teoriler en azından prensipte her birinin bir üstteki daha temel bir teoriden türetilebileceği bir soy ağacına yerleştirilebilir. O soy ağacı, bu Max Tegmark diye yine bir ünlü kozmolog var. Onun Our Mathematical Universe adlı kitabında böyle bir soy ağacı çıkarmış. Yani şurada işte her şeyin teorisi olduğunu düşünebiliriz. Henüz bulunmamış olan, bulunup bulunamayacağı da belli olmayan. İşte buradan nerelere gidiyoruz? Yani iki ana hat var. Genel izafiyet, kuantum alan teorisi falan. Bunların üstünden tek tek gitmeyeyim, zamanımız çok gitmesin diye. Ama hani aşağılara doğru indikçe işte elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, jeofizik, evrim, biyoloji, tıp, psikoloji, bilgisayar bilimi ve sosyolojiye kadar böyle bir ağaç üstünde bütün disiplinler yerleştirilebiliyor. Kimyasından işte fizik, kimya, biyoloji diye ilerliyor. Buradaki mantık temelde indirgemeciliğe dayanıyor. Yani ta sosyolojiye kadar her şeyi şeye kadar indirgeyebiliriz düşüncesi ya da niyeti var en azından. Her şeyin teorisine kadar. İndirgemecilik varsayımıyla ilgili söylemek istediğim son bir şeyler daha var. Francis Bacon, yani bu gelenekten kopuşun ilk belirgin şahsiyetlerinden birisi olduğunu söylemek mümkün. Modern bilimin temellerini atan insanlardan biri olduğu söylenebilir. O diyor ki insan doğanın yöneticisi ve yorumcusu olarak doğal düzen üzerindeki gözlemlerinin izin verdiği kadar eylemde bulunabilir ve nedenleri anlayabilir. Daha ötesini ne bilir ne de bilebilir. Tabii bu ifadelerin hani felsefi sonuçları oluyor. Ona karşın yaşayan gelenekselci fizik, matematikçi, filozoflardan birisi olan Wolfgang Schmidt şöyle söylüyor bu görüşün karşısında durarak. Bilimin öncelikli indirgemeciliği yöntemseldir. Yani Schmidt hani aslında bilimin asıl indirgemeciliği yönteminde diyor. Bu yöntem doğrudan gerçeklik için değil. Fakat gerçekliği sıkı sıkı tutup dizginlerini elimize almak için tasarladığımız araçlar için geçerlidir. Yani öyle bir yöntem, Francis Bacon'dan sonra yöntemimiz şeye kaydı. Gerçekliği dizgi sıkı sıkı tutma gayesi gütmeden anlamak yerine, yani öyle bir yöntem benimsemek yerine asıl önceliğimizi onu dizginlemek ya da elimize almak ve kullanmak, ondan istifade etmek, pratik nedenler yüzünden, pratiği önceleyerek yöntem geliştirdik ve bu da aslında gerçekliği tahrif ediyor anlamına geliyor. Asıl söylemek istediği şey o. Kontrol etme amacına yönelmiş olan Baconian teşebbüs, doğası gereği saymak, ölçmek ve nicel hale getirmek için tasarlanmıştır. Dolayısıyla indirgemeciliğin böyle de, yani sadece teorik değil, yöntem açısından da bir indirgemecilikten söz edilebilir. Sonuncu, belki daha bunların sayısı arttırılabilir ama benim bu sunumda bahsetmek istediğim sonuncu varsayım ya da metafiziksel zemin modern bilim için teori yüklü olması. Ne demek bu? Şöyle, bilimsel gerçekler aslında teori yüklüdür ve teoriden yalıtılmış bir biçimde anlaşılmazlar.
içinde tanımlandıkları teorik yapıyı baştan varsayarlar. Fizik biliminin doğruları asla yalıtılmış gerçekler olarak değil, daima bütün bir yapı olarak elde edilir. Bu yönde görüş bildiren ya da söyledikleri bu anlama gelen önemli bir isim Arthur Eddington, Sir Arthur Eddington, ünlü İngiliz fizikçi. Onun Fiziksel Bilimlerin Felsefesi adlı bir kitabı var. Bilim felsefesi, fizik felsefesiyle ilgili adından da belli. Orada diyor ki, fiziksel bilgi bugün kabul ve formüle edilmiş haliyle bir dünya tarifi şeklindedir. Biz fiziksel evreni tarif edilmiş bir dünya olarak tanımlarız. Merhum, yani vefat ettiği için merhum Lord Rutherford atomun çekirdeğini bize gösterdiğinde onu bulmuş mu oldu yoksa yapmış mı? Yani bu derin bir soru ama hani şimdi burada daha fazla üstte durursak diğer konuları konuşamayız. Şunu söyleyelim. Bu yüzden fiziksel evren sadece bir evren değil, tarif edilmiş bir evrendir. Fiziksel evrenin fizikçinin gözlüğüyle görülen dünya olduğu söylenebilir. Yani bizim için önemli olan kısmı burası. Şimdi size bir kısa animasyon göstereceğim. Burada bir takım noktalar görüyorsunuz. Bunlar biraz sonra hareket edecek. Bu noktaları veri olarak düşünelim. Yani olaylardan, olgulardan elde ettiğimiz veriler. Sonra noktaları birleştiren çizgiler göreceksiniz. O çizgileri de bu veriyi tasvir eden teorileri temsil ettiğini düşünelim. Noktaların verileri, çizgilerin teorileri tasvir ettiğini düşünerek bu kısa animasyonu izleyelim. Noktalar hareket ediyor. Birinci teoriye ya da tasvire göre, önce bir tamamını izleyelim sonra tekrar konuşuruz. Yani burada aslında anlatmak istediğim şey şu, veri tek, aynı noktalar, aynı şekilde hareket eden noktalar var ama üç ayrı tasvir ya da üç ayrı teori var. Birisinde burada dört tane üçgen olduğu, o üçgenlerin saat yönünün tersine ya da saat yönünde yani o bakabiliriz, döndüğü ve o noktaların üçgenlerin köşeleri olduğu söylüyor birinci teori. Şu bakın. İkinci teori, hayır dört tane üçgen yok, üç tane dörtgen var. Noktalar dörtgenlerin köşesi. Bunlar işte üçgenlerin döndüğü yönde değil, onun tersi yönünde dönüyor diyor. Zaman kaybetmemek için şey yapmak istemiyorum fazla. Üçüncüsü ise hayır, yedi köşeli bir yıldız var. Noktalar yıldızların köşelerinden diğer köşelere hareket ediyor diyor. Burada anlatmak istediğimiz şey ne? Şu, aynı veri farklı teorilerle tasvir veya temsil edilebilir ya da yorumlanabilir. Örneğin kuantum mekaniğinin halen aynı formülasyon ve verilere dayanan bir düzineden fazla farklı yorumu vardır. Kuantum mekaniği, tabii o yorumların bazıları biraz farklı matematiksel formülasyonlara var ama çoğu yani matematiksel formülasyonu da aynı olmak üzere. Deneyler zaten hepsi aynı. Zaten hani herhangi bir yorum belli bir deneyi karşılayamasa artık o yorum ciddiye alınmaz. Bütün deneysel sonuçları karşılayan çok farklı yorumlar var. Yine aynı şeyi anlatılıyor burada da. İşte noktalar veri. Birinci teori noktaları böyle birleştirmiş, ikinci teori böyle birleştirmiş. Yani bu ikisi hani bambaşka şeyler anlatıyor. Evet, yani dolayısıyla bu teori yüklü olma ile ilgiliydi son slide'da. Dört tane modern bilimin felsefi varsayımından bahsetmiş olduk. Şimdi üçüncü bölüme geçelim. Bilimsel yasalardan dünya görüşüne geçiş. Bilimsel yasaların idealize, yorum, basitleştirme ve modelleme olmadan doğadan doğrudan alındığını düşündüğümüzde. Yani bilim yaparken biz idealleştiriyoruz. Yani bu fizikte çok açıktır. İşte klasik mekanikte koca koca kütleleri noktasal düşünürsünüz, idealleştirmedir.
İşte yorum yaparsınız, az önce söylemiştim. Teori zaten hani yorum demek. Basitleştirirsiniz vesaire, modellersiniz. Bilim yapmak zaten modellemek demek. Dolayısıyla doğadan doğrudan almıyoruz. Yani bir giysi giydiriyoruz ya da bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Ama bunun farkında olmadığımızda doğa yasalarını tüm zaman, mekan, ölçek ve durumlar için mutlak bir biçimde genelleştirdiğimizde, yani genellikle fizikçiler ya da bilim insanları böyle yaparlar. Bütün zaman için Big Bang'den başlarlar, evrenin sonuna kadar. Bütün zaman, mekan, ölçek ve durumlar için genelleştirirler fizik yasalarını. Yasaların özelliklerinin doğanın kendi özelliği olduğunu varsaydığımızda, söz gelimi yasa determinist ise doğanın kendisinde deterministik olduğunu düşündüğümüzde, yani arada bir fark olabilir çünkü yasa bir modelle ilgili, teoriyle ilgili ve doğanın kendisiyle modelimiz %100 örtüşmek zorunda değil. Modelimiz determinist olur ama doğanın incelikleri, ayrıntıları içerisinde determinist olmayan şeyler olabilir. Bu üç adımı attığımızda bilimsel yasalardan belli bir dünya görüşüne, ki o dünya görüşü modern bilimci dünya görüşü oluyor, geçmiş oluyoruz. Hemen hepimiz bu son derece hassas ve ince adımları neredeyse hiç farkında olmadan, kolayca attığımızdan söz konusu bilim anlayışının felsefi temelleri ve metafizik ön kabulleri kendi dünya görüşümüz haline geliyor. Yani artık hani daha açık söylemek gerekirse işte mucizelere inanmamaya başlıyorsun ya da bu bir dünya görüşü haline geliyor. Dördüncü bölüm modern bilimsel teşebbüsün muhtemel sınırları diye bir başlık attım. Burada söylemek istediğim şeyler şunlar. Modern bilim kendi yetersizliğini tanımak konumuna gelmiş ve üstelik bunu bir takım bilimüstü sezgilerle değil, aksine tamamen bilimsel yollarla yapmış gibi görünüyor. Zira ortada matematiksel kesinlik veya temel doğa yasaları kadar değişmez teoremler ve keşifler var. Yani modern bilimin sınırları metafizik açıdan ya da bilimüstü sezgi, felsefi açıdan da tartışılabilir. Benim burada bahsedeceğim şeyler onlar değil. O ayrı bir başlık olabilir. Burada asıl bilimsel faaliyet içinde son yüzyılda ortaya çıkmış bir takım önemli teoremler, keşifler var. Onların dördünden bahsedeceğim. Bu bölüm Wolfgang Schmidt'in kitaplarından aldığım bir şey. Buradaki cümlelerin büyük kısmı bu bölümdeki aslında onun cümleleri, benim tercüme ettiğim cümleler. Hani onu da söyleyeyim. Burada onu açıkça gösterme ihtiyacı hissetmedim ama söylemiş olayım. O yani diyor ki 20. yüzyılda ortaya çıkan ve bilim için limit teoremleri denebilecek bu keşiflerin matematik ve fizikten biyoloji ve kavramsal psikolojiye kadar tüm yelpazeyi kapsayan başlıca örneklerinden birkaçı şunlardır. Kurt Gödel'in noksanlık teoremi, Werner Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, William Dembski'nin tasarım teorisi, James J. Gibson'ın algı teorisi. Şimdi bunların üstünden kısaca birer slide'la çoğunun, Dembski'ninkinde birkaç slide olacak, geçelim. Gödel'in noksanlık teoremi, Kurt Gödel bir matematikçi biliyorsunuz, vefat etmiş ünlü bir matematikçi. 1931'de henüz 25 yaşındayken oluşturduğu noksanlık teoremi muhtemelen 20. yüzyılda gerçekleşen en önemli mantıksal keşiftir. Gödel teoremi matematiksel gerçekliğin tamamını içeren resmi bir sistem kurulabileceğini düşünen David Hilbert, Gottlob Frege ve Bernard Russell gibi öncü otoritelerin uzun süre taşıdıkları ümidi bir vuruşta yıkmıştır. Yani bu isimler de tabii büyük isimler. Onların bir projesi vardı. Ama Gödel'in bu incompleteness teoremi o projeye dur demiş oldu. Ya da hani bu teoriyi aşamadılar diyelim. Genç Avustralyalı'nın katı olarak ispatladığı şey alışık olduğumuz aritmetiği barındıracak kadar zengin olan tutarlı, formel bir sistemin zorunlu olarak noksan olduğudur. Basit gerçek şudur. Matematiksel gerçekliğin tamamını içeren formel bir sistem yoktur. Modern bilimsel teorilerin matematiksel formülasyonlara dayandığı göz önüne alındığında Gödel teoreminin bilimsel teşebbüs için muhtemel bir sınır teşkil edilir. Yani bunun üzerine
Şimdilik böyle bahsetmiş olalım. İkinci limit teoremi Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. Heisenberg belirsizlik parçacıkların bağ fiziksel çiftlerinin seviyede daha hassas bir biçimde ölçülemeyeceğini söyler. Bir elektron bulunduğu kuantum durumu içinde pozisyona veya momentuma sahip olabilir. Ancak aynı anda bunların her ikisine birden asla sahipsiz. Dolayısıyla asla bütün gözlenebilirlerinin kesin kes belirlenebildiği bir durumda olamaz. Burada söz konusu olan şey zannedildiği gibi basit bir deneysel yetersizlik meselesi değil, aksine teorik bir kısıtlama meselesidir. Bu doğal gerçekliğin Planck sabiti ölçeğinin altına inildiğinde kendisini araştırmaya pratik nedenlerle değil, ilkesel olarak kapadığı anlamına gelir. Ya da o seviyede anladığımız manada doğal bir gerçeklik olmadığı anlamına gelir. William Dembski'nin tasarım teorisi üçüncüsü. Dembski bu yakışıklı arkadaş. Dembski tasarıma dair bir işaret ya da ölçütün belirlenmiş karmaşık bilgi denen bilgi teorik bir kavramla verilebileceğini keşfetti ve hiçbir doğal sürecin deterministik, rastgele ya da evrimsel denen algoritmalarda olduğu gibi bu ikisinin belli bir kombinasyonuyla belirlenmiş karmaşık bilgi oluşturamayacağını söyleyen BKB'nin korunumu teoremini geliştirdi. Tabii bunun ayrıntılarına girmek şu an için hani hem çok teknik olur hem çok vakit alır. Temelde söylediği şey böylece şu: şans, zorunluluk ya da bunların bir bileşiminin nedenselliğin bütün zeminini kapsamadığını, özellikle normalde birer tasarım örneği olarak gördüğümüz şeylerin söz edilen bu nedensellik modellerinden hiçbirine atfedilemeyeceğini matematiksel bir zemin göstermiş oldu. Bilgi teorik, matematiksel bir teori bu, BKB'nin korunumu. Bu bulgular açıkça doğal nedenler temelinde ve dolayısıyla bilimsel terimlerle açıklanabilen olgular alanına katı bir sınır koyan nedensel bir limit teoremi olarak görülebilir. En azından Wolfgang Sinn'e göre. Burada adı geçen deterministik yasa, rastgele süreç ve akıllı tasarım ya da bilinç üçlüsü kategorilerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Deterministik yasa dediğimiz, yani şu resim bir fikir verebilir. Bunu bir bilardo masasındaki bilardo topu gibi düşünebilirsiniz. Yani burada küçük bir top daha var ama bir tane top olduğunu düşünün. Bilardo topuna hani nasıl vurduğumu, hangi açıda vurduğumu, topun neresine vurduğumu falan biliyorsam, ne tarafa gideceğini, hangi yönde ilerleyeceğini, çarpınca işte nasıl yansıyacağını, bütün izleyeceği yolu bulabilirim. Böyle bir deterministik yasa deyince bunu kastediyoruz. Yani bir örnek olarak bunu kastediyoruz. Bunlar diferansiyel denklem çözümleridir. Yani matematikte hani diferansiyel denklemler var. İşte en ünlü fiziksel diferansiyel denklemler, Newton'un yer çekim yasası böyle bir diferansiyel denklem çözümünden çıkar. Coulomb yasası, Maxwell denklemleri, Schrödinger denklemi, Einstein'ın alan denklemleri, genel izafiyetteki vesaire. Bunlara deterministik yasa diyoruz. Burada bir söylenmek istediğim bir şey de şu. Bilgi teorisinde Shannon diye o alanın öncülerinden birisi, bir bilim insanı var. Onun Shannon bilgisi dediğimiz bir şey var. Deterministik yasalar Shannon bilgisi üretmezler. Çünkü zaten başlangıç koşullarını biliyorsanız, yani başlangıç koşulu bilardo masasında topun nerede durduğunu ve sopayla, ıstakayla neyse işte, nasıl vuracağınızı, hangi yönde, hangi topun neresine vuracağınızı biliyorsanız gerisini şey yaparsınız, hesaplarsınız. Yani gerisi de biliniyor demektir. Başlangıç koşulları ve yasa biliniyorsa, deterministik yasalarda önemli olan şey şu: yasanın kendisi ve sistemin başlangıç koşulları biliniyorsa o sistemin nasıl hareket edeceği, nasıl evrileceği, daha sonra ne yapacağını hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla o ilk bilginin dışında yeni bir bilgi üretmez deterministik yasa. Zaten biliyorsunuz. Baştaki bilgi kadar bilginiz var. O bilgi zaten size bütün süreci anlatıyor, veriyor. Böyle düşünelim. Dolayısıyla yeni Shannon'ın bilgisi üretmiyor bunlar. Rastgele süreçler dediğimiz şey rastgelelik kavramı. Rastgelelik deterministik değil. Zaten öyle olsa determinist deriz. Rastgele ayrı bir şey demeyiz. Bu ayrı bir kategori. Yani burada
önceden tahmin edemiyorsunuz, %100 bilemiyorsunuz. Yani bir ihtimalden söz edebiliyorsunuz ancak. İhtimal büyük olur, küçük olur fakat sadece ihtimalden söz ediyorsunuz. Örneğin kuantum mekaniğinde olduğu gibi. Yani kuantum mekaniksel bir sistemin hangi eigen duruma çökeceğini şey yapamazsınız. %100 emin bir şekilde söyleyemezsiniz eğer zaten bir eigen durumda değilse. Neyse fazla uzatmadan bu yani rastgele süreçler işte istatistiksel mekanik, entropi yasası, radyoaktif bozulma, kozmik enflasyon, kuantum dalgalanmaları vesaire bunların hepsi bu alana giriyor. Tipik bir şey şu ekranda gördüğünüz hareket buna Brown hareketi deniyor. İşte çok sayıda rastgele noktacık var. Bunlar birbirlerine rastgele yapıyorlar. İki çarpışma arasındaki hareket deterministik yani şu bilardo topu gibi ama çarpışmalar rastgele. Yani kimin kime ne zaman çarpacağı, ne yönden çarpacağı belli değil. Onlar rastgele. Bu ikisini birleştiren yani bu rastgeleliği deterministik yasayla birleştiren sürece stokastik deniyor. Ve bu hani görüntü olarak böyle bir şeydir. Hep bütün stokastik süreçler böyle bir kaotik bir hali vardır yani. Önceden ne olacağını çok kestiremezsiniz. Makro değişkenleri hesaplarsınız. Üçüncü kategori akıllı tasarım ya da bilinç. Yani şeyin Dembski diyor ki üçüncü bir kategori var. Üçüncü bir nedensellik türü var. O da bu ikisinden farklı ve bu ikisine indirgenemez bu diyor. Yani Dembski teoreminin söylediği şey bu aslında. Nedir o? Önce şu resmi şuraya koyalım. Yani görüntü olarak işte bir tasarım, mimari tasarım örnek olarak buraya koydum. Yani bakın görüntüleri farklı yani. Hani bu determinist yasa, işte stokastik süreç. Şu stokastik süreçten böyle bir şeyi çıkarmak mümkün değildir diyor Dembski teoremi aslında. Ya da bunlar ayrı kategorilerdir. Birbirlerine indirgenemez denmiş oluyor. İşte hayvanlarda örneğin örümcek ağları, kuş yuvaları vesaire. O da hayvanların ilhamıyla olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şu demek hani rüzgarla doğal işte yer çekimi, rüzgar, okyanus, yağmur falan onlarla bir kuş yuvası olmuyor hiç. Öyle bir şeye rastlamıyoruz. Yani doğal süreçler çöpleri bir araya toplayıp da bir kuş yuvası haline getirmiyor. Ya da bir örümcek ağı oluşturmuyor. Ama onu bir örümcek oluşturuyor. Ve bu rastgele ya da deterministik yasada farklı bir şey diyor Dembski. Çünkü orada belirlenmiş karmaşık bilgi var ve bu oradaki bilgi rastgele süreçle oluşturulabilecek bilgiden çok daha fazla diyor. İnsanların zaten tasarımları bu sınıfa giriyor. Burada sadece büyük miktarda amaca matuf bilgi değil. Şurada bilgi var, yeni şanon bilgisi var ama bir amaca matuf değil, rastgele. Oysa burada bir amaçlılık söz konusu. Amaca matuf bilgi yığılıyor böyle ve buradaki bilgi miktarı buradakinden çok fazla. Bir de üstelik aynı zamanda büyük miktarda semantik bilgi de üretiliyor. En azından insan için yani hayvanlar için semantik bilgiden belki söz edilemez ama Shannon bilgisi semantik değil yani o sıfır birlerden oluşan bir şey. Bir de burada semantik bilgi söz konusu o da ayrı bir konu. Burada daha fazla vakit kaybetmeyelim. Son bu bölümle ilgili son slide'da bu olsun. Geleneksel alttan başlayalım. Geleneksel bilim açısından dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Zorunluluk, rastgelelik ve tasarım üç ayrı bilimsel kategori ve bunları birbirine indirgemek mümkün değil. Yani üç tane saç ayağı var. Geleneksel bilim açısından bunların hepsi de bir nedensellik türü ve birini diğerine indirgemek mümkün değil. Ama modern bilim bunlardan ikisini tanıyor. Zorunluluk ve rastgeleliği ve bu ikisini birleştirerek stokastik bir süreç elde ediyor ve her şeyi bilinci de ya da tasarımı da tasarımla bilinç eş anlamlı kullanabiliriz. Bu ikisinden üretilebileceğini, bu ikisine indirgenebileceğini varsayıyor modern bilim. Stoa okulu önceki antik dönemde zorunluluğu ve tasarımı tanıyor idi. O da rastgeleliği tanımıyordu. Yani rastgele bir şey olmaz. Ya zorunluluğa ya da tasarıma indirgenebilir.
diye varsayıyordu. Yunan anatomcuları ise sadece zorunluluğu tanıyor, rastgelelik ve tasarımı tanımıyorlardı. Dolayısıyla yani bu açıdan, bu üç nedensellik türü açısından bu dört felsefi okul farklı ön kabullere, varsayımlara ya da farklı başlangıç noktalarına sahip diyebiliriz. Tekrar bir şey yapayım. Nasıl gidiyor İbrahim Hocam? Gayet güzel hocam. Ne kadar sürede toparlayabiliriz? Kaç dakika oldu? Ben daha 29. slayta geldim. Evet, bir saat oldu hocam. O zaman en az bir yarım saat daha lazım. Yani araya yeni cümleler... Aslında hocam şöyle, yani çok net akıyor. Biraz daha hızlanabiliriz bence. Yani, peki, o zaman öyle yapalım. Evet. Tamam. Hızlanarak rahatlıkla bitirebiliriz hocam bir 15 dakikada. Tamam. Dördüncü limit teoremi Gibson'ın modern bilimsel teşebbüse muhtemel bir sınır koyan limit teoremlerine son bir örnek olarak hayatının 50 yılını nasıl algıladığımızı anlamaya adayan Cornell Üniversitesi Psikoloji Profesörü James J. Gibson'ın algı teorisi verilebilir. Kendisi zahmetli deneysel araştırmaların sonunda görsel algılama ile ilgili hakim teorilerin aslında savunulamaz olduğu kanaatine varmıştır. Ona göre göz gönderir, sinir iletir ve akıl ya da ruh alır düşüncesinin radikal bir biçimde değiştirilmesi gerekmektedir. Algı son tahlilde bedenin ya da zihnin veya aslında birlikte çalışan bu ikilinin bir eylemi olarak değil, bütüncül tek bir varlık olarak anlaşılan zihin-beden bileşinin bir eylemi olarak anlaşılmalıdır. O algıyla ilgili alışılmış nörolojik ve bilgisayar teorik yaklaşımın hatalı olduğunu ve en fazla ikinci tabiatlı sonuçlar üretebileceğini göstermiştir ki bu teşhis kavramsal psikolojiye ilişkin belirleyici bir limit teorimi olarak görülebilir. Bunların hepsi başlı başına bir seminer konusu olabilir. Bu bölümü de böylece tamamlayıp indirgemeciliğe karşı belirimcilik nedir? Onun üstünde hızlıca duralım. Bu bölümü de bu Darmstadt Üniversitesi'nde fizik profesörü Barbara Drossel var, şu bayan. Onun 2019'da Uluslararası Felsefe Akademisi'ne verdiği bir yaptığı bir konuşma var. Konuşmanın adı fizik yasaları ilahi eyleme, tanrısal eyleme nasıl yer bırakıyor adı konuşmanın. Buradan sunumun sonunda kaynakçada link verdim. İsteyenler oradan İngilizcesini takip edebilir. Bu bölümün de ağırlıklı kaynağı orası. İndirgemecilik, yani reductionism, modern bilimin varsayımlarından bir tanesi. Hızlıca tekrar söyleyecek olursak, bütünün parçalarına inilerek tamamen anlaşılabileceği düşüncesidir. En temel yasaların en karmaşık sistemleri bile açıklayabileceği anlayışıdır. Karmaşıklık hiyerarşisinde sadece aşağıdan yukarıya doğru bir nedensellik zincirinin olduğu fikridir. Bütün parçaların toplamından başka bir şey değildir kaidesidir. Mutlak indirgemecilik şu varsayımlara dayanır. Bir, temel fizik yasaları hatasız ve tamdır. Yani evreni kesin ve eksiksiz bir biçim, bir şekilde tasvir eder. İki, üzerinde çalışan fiziksel sistem ya evrenin geri kalanından mutlak anlamda izole edilebilir ya da sınır koşulları kesin olarak belirlenebilir. Buna karşın ortaya çıkma, emergentizm, belirim düşüncesi, anlayışı var. Bu, bütünün kendi parçalarının toplamından daha fazla bir şey olduğu düsturu. Parçalar bir araya geldiğinde parça seviyesinde var olmayan yeni yasaların ortaya çıktığı düşüncesi. Karmaşıklık hiyerarşisinde sadece aşağıdan yukarıya doğru değil, bununla birlikte bütün seviyesinde ortaya çıkan yeni yasaların yukarıdan aşağı doğru da bir nedensel etki oluşturduğu fikridir. Dolayısıyla bütünün tüm özelliklerinin sadece parçalara inilerek anlaşılamayacağı kaidesidir. Bütün olmadan parçadan söz edilemez. Buna bütünün ontolojik önceliği diyebiliriz. Zira bir parçadan söz ettiğimiz anda bu bir bütünün bir parçası demektir. Alt seviyedeki temel yasaların sonsuz bir kesinliğinin olup olmadığını bilemeyiz. Buraya yoktur dedim ama belki bunu biraz daha yumuşatmakta fayda var. Başlangıç koşullarının hepsi sonsuz bir hassasiyetle belirlenemez. Heisenberg belirsizlik ilkesi en azından böyle yorumlanabilir. Hiçbir fiziksel sistem evrenin geri kalanından mutlak bir biçimde izole edilemez. Çünkü yani radyasyon yoluyla zaten bir iletişim, etkileşim var. Üst seviyelerde ortaya çıkan yeni yasalar alt seviyelerdeki ayrıntılara duyarlı değildir. Temel oldukları düşünülen yasalar anlık simetri kırılmalarını açık
açıklamamaktadır. Bu biraz teknik bir şey. Burada mikro seviyedeki olaylar deterministik değildir. Örneğin radyoaktivite. Atomdan yani fizikten moleküle kimyaya geçerken ne oluyor? Kimyayı bütünüyle atomların Schrödinger denklemine indirgemek mümkün değildir. Fizikten kimyaya geçerken yapılan ilk şey Oppenheimer yaklaşımıdır. Yani bu bir moleküldeki atomların çekirdeklerin hareketiyle elektronların hareketinin ayrı ayrı ele alınabileceği varsayımı. Elektronik dalga fonksiyonuna sahip olabilmek için kimyada elektronik dalga fonksiyonuna ihtiyacımız var. Çekirdeklerin pozisyonunu bilmemiz gerekiyor. Ancak temel durumdaki Schrödinger denklemi simetriyi kırarak çekirdekler için birer pozisyon belirlemez. Atomdan moleküle geçerken Schrödinger denkleminin ötesine bir modele geçmek gerekir. Yani bu sunumun dinleyicileri için belki en önemli olan cümle bu. Yani atomdan moleküle ya da fizikten kimyaya geçerken Schrödinger denkleminin ötesinde bir modele geçmek gerekir. Ve bu geçiş indirgemeciliğin varsaydığı gibi sürekli değil, ayrık bir sıçrama şeklinde gerçekleşmektedir. Yani bir ayrı bir modele geçiyoruz, bir sıçrama yapıyoruz. Molekülden yani kimyadan hücreye yani biyolojiye geçerken de benzer bir şey oluyor. Hücre seviyesinde moleküllerde olmayan metabolizma kavramı ortaya çıkar. Bir metabolizmada sadece stokastik süreçlerde görülen ve enerji açığa çıkaran katabolik reaksiyonlar değil, aynı zamanda enerji kullanarak biyosentez yapan anabolik reaksiyonlar da gerçekleşir. Ters yönlü bu iki sürecin belli bir uyum içinde çalışması metabolizmayı oluşturur. Fakat bilinen en basit metabolik sistemler olan bakteriler bile stokastik süreçlerle ortaya çıkma ihtimali astronomik derecede küçük miktarlarda belirlenmiş karmaşık bilgi içerir. Dolayısıyla Dembski teoremine göre bu tasarım göre bir tasarım gerektirir bu metabolizmalar. Yani biyolojide de yine bir kimyadan biyolojiye geçerken bilhassa abiyogenez denilen alanda bir sıçrama oluyor. Yani cansız moleküllerden canlı bir metabolizmaya geçerken bir süreksizlik var. Şurada işte proton ve elektronlar atomları, atomlar genleri, genler protein ve RNA'ları, protein ve RNA'lar bunlardan oluşan ağları, onlar hücreleri, hücreler dokuları, dokular organları, organlar organizmayı oluşturuyor. Ve normalde düşünülen şey aşağıdan yukarıya doğru bir nedensellik zinciri var. Atomları, proton ve elektronlar belirler vesaire. Her bir üstteki basamağı alttakiler belirler diye düşünüyoruz. Ama yani alttaki iki basamağı kuantum seviyesi dersek diğerlerine beliren seviyeler diyebiliriz. Burada önemli olan şey şu. Oysa artık biliniyor ki organizma seviyesinde genler yukarıya doğru organizmayı bir anlamda belirliyor ama organizmada genleri belirliyor. Yani genlerin oluşumunda yukarıdan aşağı doğru da bir nedensellik olduğu, gen ifadelerinin üst seviyelerden kontrol edildiğini biyologlar söylüyor artık. Hücre sinyallerinin yani şurada hücreler arasında sinyaller oluyor. Bunu organizmanın belirlediği ya da tetiklediği biliniyor. Organizma hücre sinyallerini tetikliyor. Ya da protein ve RNA ağları, protein mekanizması denilebilir, genleri seçiyor, okuyor, düzeltiyor. Bu da yukarıdan aşağıya doğru. Bunların hepsi yukarıdan aşağı doğru nedensellik. Ve protein ve gen aktivitelerinin elektron akışını kontrol etmesi. Yani elektronların nasıl akacağını protein ve gen aktiviteleri belirliyor. George Ellis, öncü kozmologlardan birisi, diyor ki prensipte yüksek seviyelerde neler olduğunu tamamen daha alt seviyelerde olanlarla açıklayabilir misiniz? Bu soruya benim cevabım kesinlikle hayırdır. Tüm nedenselliğin aşağıdan yukarıya doğru olduğu temel varsayımı fizikte bile doğru değildir diyor. Evet, dolayısıyla indirgemecilikle belirimcilik arasındaki farkı inşallah anlatabilmişimdir. Şimdi belirimciliğin içindeki bir ayrımdan, naturalist belirimcilik ile üst naturalist belirimcilikten bahsedelim. Bunu yapmak için şu materyalizm, fizikalizm, naturalizm kelimelerini, terimlerinin biraz açmamızda fayda var. Bu slaytta onu yapıyorum. Materyalizm var olan
her şeyin maddesel olduğu, örneğin zihinsel durumların ve bilincin dahil maddi etkileşimlerle ortaya çıkan bir yan ürün ve epifenomen olduğu düşüncesidir. Epifenomalizm, moral sinyaller bilince ve duygu durumlarına yol açar ama bunun tersi, örneğin niyetin nöronları harekete geçirmesi mümkün değildir der. Fizikalizm çoğu zaman materyalizmle eş anlamlı. Ancak bu kez fiziğin uzay, zaman, enerji, kuvvet, alan ve karanlık madde gibi materyal olmayan kavramlarına da ontolojik bir statü verir. Yani bunlar da vardır der fizikalizm. Dolayısıyla var olan her şey fizikseldir ve fiziksel yasalarla açıklanabilir. Söz gelimi bilinç materyal bir şey olmamasına rağmen hala fizik çerçevesinde kalan bir varlık olarak düşünülür. Naturalizm ise hemen hemen her zaman fizikizm ile aynı anlama gelir. Ancak bütün doğal varlık ve süreçlerin mutlaka fiziksel yasalarla açıklanabileceği düşüncesi fizikalizmden ayrılır. Doğal gerçekler ile fiziksel gerçekler her zaman %100 örtüşmek zorunda değildir. Fakat naturalizmde hala doğa üstüne yer yoktur. Bunun üstüne üst naturalizm, hani bizim açımızdan önemli olan, bu literatürde pek böyle kullanılan bir terim değil, yani benim söylediğim bir şey. Bunu tanımlayabiliriz. Materyal, fiziksel ve doğal olmayan ya da kendi üst doğasına sahip olan, bu önemli bir şey. Kendi üst doğasına, yani bildiğimiz fiziksel doğa değil de bir üst doğa. Materyal, fiziksel ve doğal olmayan bir varlık alanının mevcut olduğu ve bu alanın doğal alandan izole edilemeyeceği, dolayısıyla doğanın doğaüstü nedenselliğe açık olduğu düşüncesidir. Yukarıdaki doğaüstü alandan aşağıdaki doğal alana doğru işleyen düşey doğaüstü bir nedensellik vardır bu düşünce biçiminde. Bunları birbirleriyle ilişkisi açısından şöyle sıralayabiliriz. Yani üst naturalizm en geniş küme. Bu üst naturalizm, naturalizmi ya da doğal nedenselliği reddediyor şeklinde anlamak doğru değil. Bunları kapsıyor ama onları aşıyor diye anlayabiliriz ve işte bu üçlüyü de aralarında böyle sıralayabiliriz. Şimdi naturalist belirimcilik ile üst naturalist belirimciliğin farkı ne? Fiziksel gerçeklere ve fizik yasalarına indirgenemeyen doğal gerçeklerin var olduğu düşüncesi naturalist belirimcilik. Çünkü burada artık fizikalizm ile naturalizm birazcık ayrışmış oldu. Bunun önemli örneği David Chalmers, filozof. O canlılık fiziksel seviyede kalan bir belirimken bilinç bu seviyeyi aşarak naturalist düzeyde ortaya çıkan bir şeydir diyor. Ona göre söz gelimi bir hayvanın biyomoleküler yapısı mükemmel bir şekilde kopyalandığında canlılığın ortaya çıkmaması mantıksal bir çelişkidir. Ancak aynı durumda bu hayvanın bir bilinç sahibi olmamasında, yani felsefi bir zombi olmasında mantıksal bir tutarsızlık yoktur. Naturalist belirimcilikte doğaüstü nedenlere hala yer yoktur ve her ne kadar üst seviyedeki doğal gerçekler fiziksel yasalara indirgenemese de buradaki belirme hala aşağıdan yukarıya doğrudur. Yani bu belirimcilik indirgemeciliğe karşın daha gerçeğe daha uygun gibi görünüyor ama belirimcilik ifadesi emergentizm de aslında hala bir aşağıdan yukarıya doğru emerge etme var, bir belirme var. Naturalist belirimciliğe kadar. Naturalist olmayan üst naturalist belirimcilikte ise doğaüstü düşey nedenselliğin yaşayan en önemli savunucularından biri olan Wolfgang Schmidt'e göre canlılık da bilinç de fiziksel olsun olmasın doğal naturalist süreçlere, yasalara indirgenemez. Yani burada artık naturalizm ile fizikalizm arasındaki fark önemini yitirmiş oluyor. Her halükarda ister naturalist ister fizikalist olsun hem canlılık hem bilinç sırf bunlara indirgenemez kaidesi ya da varsayımı diyelim ya da düşüncesi diyelim. Herhangi bir canlıyı canlı olarak tutan, bilinci bilinç yapan doğaüstü ilkeler vardır. Ayrıca cansız varlıkların da onları neyse o yapan doğaüstü cevhersel formları vardır. Ve burada söz konusu olan belirim, yani burada eğer bir belirimcilikten bahsedeceksek, bu belirimcilik yukarıdan aşağı doğru, yani yukarıdan emerge eden bir şey ya da yukarıdan, hani bizim literatürümüzde sudur diyebiliriz, ortaya çıkan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci bölüm, sondan bir önceki bölüm, boşlukların tanrısı argümanına karşı düşey nedensellik ya da tanrının eli. Boşlukların tanrısı, şurada bir karikatür var. İşte birisi belki bir ispat yapmaya çalışıyor, fiziksel bir teoremi diyelim. İşte adımları atıyor, sonra bir yerde burada bir mucize oluyor diyor, devam ediyor, atlıyor, zıplıyor.
işte onu takip eden hoca diyelim, o da diyor ki bu aşamada biraz daha açık olman gerekir. Boşlukların tanrısı argümanı bununla ilişkili. Bu argüman bilimsel bilgideki boşlukları Tanrı'nın varlığının bir delili ya da ispatı olarak sunan teolojik bakış açısına getirilen eleştiridir. Bu eleştiri yapanlardan bir tanesi Friedrich Nietzsche, işte böyle buyurdu Zerdüşt'te, diyor ki her boşluğa kendi yanılgılarını, Tanrı dedikleri geçici tedbirlerini koydular diyor. Charles Alfred Carlson diye bir sanırım rahip herhalde, tam emin değilim ama Bilim ve Hristiyan İnancı adlı eserinde o da boşlukların tanrısı şeklindeki teolojik bakış açısını, yani eleştiri değil de bu teolojik bakış açısını, bilimsel bilgideki boşlukları Tanrı'nın varlığına delil olarak gösteren teolojik bakış açısını eleştirerek diyor ki Carlson, bilimin başarısız olduğu stratejik yerleri devralan bir boşlukların tanrısı yoktur. Ve bunun nedeni bu tür boşlukların önlenemeyen bir küçülme alışkanlığına sahip olmalarıdır. Yani bilim ilerledikçe o boşluklar hep dolduruluyor demek istiyor. Ya tanrı boşluksuz olarak doğanın bütünündedir ya da hiç orada değildir diyor. Şimdi buna karşın yani o teolojik yaklaşıma karşın gelenekselci düşey nedensellik bu sınıfa bana sorarsanız girmiyor. Yani nasıl girmiyor? Burada gelenekselci düşey nedensellik kavramı şöyle bir şey. Bir zamansal süreç yoluyla geçmişten geleceğe doğru değil. Aksine hiçbir geçici olay zinciri olmadan doğrudan etkeden zaman üstü ya da zaman öncesi bir nedensellik anlayışı var burada. Düşey nedensellikten kasıt o. Bunu biraz açmamız lazım. Birkaç slide bununla ilgili olacak. Düşey nedensellik geometrik sembolizmden yararlanarak anlatılmaya çalışılırsa bir çember, merkez ve sayısız yarıçapın birisinden oluşan yandaki gibi bir ikon çok elverişli bir analoji sağlayacaktır. Dört boyutlu uzay zamanı yani kozmosu tek boyut ile tasvir eder ve saklanmış diğer üç boyutun uzaysal olduğunu varsayarsak ikondaki çember deneysel evrenin zaman içindeki değişimini ya da zamanın kendisini temsil edecektir. Düşey nedensellik ya da düşey eylem mükemmel derecede basittir. Yani bu ekolün tanımına göre çok basit bir şey bu. O bir bütündür ve kozmolojik olarak bölünemez. Yani kozmoloji içerisinde onu açamazsın, yani bölemezsin. Bir sürece, bir mekana, bir zamana yayamazsın diyor. Bu yüzden ikonografik olarak bir nokta ile gösterilmelidir. Ancak bu noktanın eşsiz ve diğer tüm noktalardan ayrıcalıklı olması gerekir. Dolayısıyla söz konusu nokta çemberin merkezi olmalıdır. Sırası gelmişken söyleyelim ki bu temsil sadece bir bütün olarak evrene, makrokozmosa değil, aynı zamanda bu evrende içerilen her özgün varlığa ve hepsinden önce insana, yani mükemmel mikrokozmosa da uygulanabilir. Şunu da ekleyelim, tabiri caizse arketipik basitliği içinde karakterize ettiğimiz bu ikon, her biri farklı bir uygulamaya veya alana uyarlanmış sayısız ayrıntı içerir ve bunlar her geleneksel medeniyette o veya bu şekilde bilinmektedir. Farkına varılması gereken ilk şey, merkezin sadece zaman çemberinin dışında olduğu değil, ayrıca gerçekte çevredeki tüm noktalara eşit mesafede olduğudur. Her burası ve her şimdi kendi başına tek ve bölünemez olan bu aşkın eyleme eşit oranda iştirak eder. Dolayısıyla şu anlaşılabilir, bu merkez uzay veya zaman içinde hiçbir yerde olmasa da bir anlamda aynı anda her yerdedir. Dante'nin sözleriyle ifade edecek olursak o, tüm yerlerin ve tüm anların odaklandığı yerdedir. Bu ifadeler yine Smith'in bir eserinden benim tercüme ettiğim ifadeler. Dolayısıyla burada işte daha çok Dante ve Kitab-ı Mukaddes'in bölümünden alıntılar var. Üstad Eckhart'tan alıntılar var. Benzer şekilde yaratılış gerçekte Ecclesiasticus'ta okuduğumuz gibi ard arda gelen bir şey değildir. Ebediyette yaşayan o her şeyi bir defada yarattı. Yani oradaki ifade. Alman Üstad Eckhart daha açık ve daha net bir biçimde şöyle ortaya koyar. Tanrı dünyayı ve her şeyi mevcut an içinde yaratır. Bundan çıkan sonuç şudur. Çokluk yaratıcı eyleme değil, yaratılmış düzene ait bir şeydir. İkonumuzun terimleriyle ifade edersek çokluk çemberin merkezine değil, çevresine aittir.
Yarıçap uzay zamanla ilgili değil, ontolojik ilişkilerle ilgili olan düşey yönü temsil eder. Uzay ve zamanın içindeki her şey bu düşey boyut sayesinde var olmaktadır. İnsan aklının düşey boyuta ulaşabildiği ve resmiyette var olmayan bu boyuttan sadece ahlaki, estetik ve dini duygularımızda değil, günlük hayatımızda da haberdar olduğumuz gerçeği hala doğrudur. En basit bir duyu algısı bile idrak ile tamamlanmakta ve bu yüzden uzay zaman sınırlarını aşmaktadır. Yani gelenekselci ekole göre idrak dediğimiz şey bir an içinde oluyor. Orada bir sıçrama oluyor. Yani bir süreç yok. Anlık bir sıçrama söz konusu. Dolayısıyla o uzay zaman içinde kalmamış oluyor. Üstelik dış nesne de kendi cevhersel formu yüzünden uzay zaman içindeki yerini aşmaktadır. Yine bu ekole göre nesnelerin bir cevhersel formu var, metafizik bir form. Cevher terimi zaten hani metafiziği kastediyor, atıfta bulunuyor. Dolayısıyla varlık alemine, cismani aleme o formlar sayesinde geliyorlar. Ve o da yine düşey bir nedensellik oluşturuyor. Bu form olmasa nesne bilinemez. Burada hani özne, nesne, bilgi, bilinme meseleleri var. Onlar apayrı derin konular. Görülüyor ki düşey nesnel bilgiden yoksun bir evren düşünülemez hale gelir diyor. Son iki slayt bununla ilgili. Düşey sıfatıyla belirttiğimiz bu zaman aracısı olmayan eylem tarzı öncelikli nedenselliğin imtiyazlı tek örneği değildir. Yani düşey nedensellik diğer nedensellikten daha öncelikli, ontolojik bir önceliği var. Akıllı bir ajana dayanan her nedensellik ama bu ilahi diyelim, Tanrı'nın eli diyebileceğimiz nedensellik bu türün tek örneği değil. Bir aynı sınıfa giren daha alt seviyeden örnekler var diyecek. Akıllı bir ajana dayanan her nedensellik zorunlu olarak düşeydir. Örneğin insan yapımı bütün sanatlar gerçekte böyle bir düşey etkinliğe dayanmaktadır. Otantik sanat hakiki bir imiteşyo değil, Tanrı'nın taklit edilmesidir. Fakat bu insan ürettiği her şeyin Tanrı'ya atfedilmesi anlamına gelmez. Skolastik tarzda söylersek aradaki fark formun mevcut olmasında ya da olmamasında yatmaktadır. Varlık veren şey aşkın bir unsur olarak formdur. Bu durumda formun bahşedilmesi onulmaz bir düşey nedensizlik eylemi oluşturur. Son olarak ancak öncelikli nedenselliğin bahşettiği formlarla düşey nedenselliğin ikinci eylemlerinin dayattığı formlar arasında çok önemli bir fark vardır. Cevhersel formları bahşetme ayrıcalığı ilk sanatçıya aittir. Cevhersel formlar cismani dünyayı oluşturan ve söz gelimi heykeltıraşın yonttuğu mermer gibi tüm ikinci üretim biçimlerinin çalışabilmesi için gerekli olan birinci cevherleri varlık haline getirir. Beşeri sanat olarak verilen formlar farklı bir türdendir. Bu formlar cevhere değil, beşeri etere varlık verirler. Görülüyor ki iştirak etme gerçeğine rağmen imiteşiyor birinci eylemin kendisinden ayrılmış bir dünyadır. Yine de daha önce bahsettiğimiz gibi ister cevhersel olsun ister olmasın bir form verme işi düşey bir etkiye dayanır. Düşey nedensellik ile söyleyeceklerimiz bunlar. Determinist yasalar ve rastgelelik ikisi birlikte stokastik süreçleri oluşturuyor. Bunlar akıllı tasarım dediğimiz şey eğer Tanrı için konuşuyorsak zaten o düşey nedenselliğin ilk derecesini temsil ediyor. Oluşturmuş oluyor ve rastgeleliği de determinist yasaları da aslında akıllı tasarım, Tanrı tasarlamış oluyor diyebiliriz. O anlamda her ikisini de kapsıyor. Beşeri akıllı tasarım ise arada yani yukarısıyla ve stokastik süreçlerle arada kalan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Asıl söylemek istediğim bu alan, stokastik süreçler kozmik alanda doğal, fiziksel, bir zaman aralığı ve mekan içeren yatay nedensellik diyebiliriz ona. Düşey nedensellik, ontolojik bir nedensellik türü, kozmik değil, kozmik açılımı yok. Ama onun izi var diyebiliriz kozmos içinde. Orada bir sıçrama, bir süreksizlik olarak gördüğümüzü düşünebiliriz. Ya da en azından gelenekselce ekolde benim anladığım kadarıyla böyle anlaşılıyor. Ontolojik, doğaüstü, metafiziksel, bir zaman aralığı ve mekan içermeyen düşey nedensellik. Bu bölümün son slaytı yine bu sıçrama meselesiyle ilgili. Burada evrim üstünden onu göstermiş oldum. Yani mikro evrimle makro evrim arasındaki fark.
Bu sıçramayı fiziği farklı alanlarında görüyoruz. Yani mesela dalga fonksiyonu çökmesinde bir sıçrama oluyor. Determinist yasalardan stokastik yasalara geçerken sıçrama oluyor. Hani fizikten kimyaya, kimyadan biyolojiye konuştuğumuz şeyler. Onun bir örneği de bu evrim bağlamında söylenebilir. Yine makro evrimde bir sıçrama, yani çok büyük miktarda bilgi farklılığı oluyor türler arasında. Her bir türün kendi Shannon bilgisi seviyesinde bile muazzam farklar var ve bunun stokastik süreçlerle ortaya çıkma olasılığı astronomik derecede küçük. O kadar söyleyelim şimdilik. Son slide, son bölüm, tek slide zaten. Toparlayacak olursak, gelenekselci ve modern bilim anlayışları arasındaki tipik farklar. Modern bilim naturalisttir. Tek katmanlı yatay bir ontolojisi vardır. Geleneksel bilim ise üst naturalisttir. Çok katmanlı, yatay artı düşey bir ontolojisi vardır. Nicelik nitelik kutuplaşmasında ontolojik önceliği nicelik haizdir modern bilimde. Yani bunun üstünde yine genişçe konuşulabilir ama daha fazla uzatmayayım. Nicelik nitelik kutuplaşmasının ontolojik önceliği nitelik haizdir geleneksel bilimde. Yani nitelik nitelikten önce gelir. Nicelik niteliği belirlemez, nitelik belki niceliği belirler, öyle söyleyelim. Çatallanmacı modern bilim kartezyen olarak başlamış, materyal monizme doğru evrilmiştir. Buna karşın geleneksel bilim hilomorfik, platonik ya da aristotelyendir diyebiliriz. Bütün parçaların toplamına eşittir modern bilime göre. Geleneksel bilimde bütün parçaların toplamından daha fazla bir şeydir ve onlardan önce gelir. Modern bilim gerçekliği aşağıdan yukarıya doğru, ontolojik bir piramitten bahsedecek olursak, hani alttan yukarıya doğru kurmaya çalışır. Geleneksel bilim ise aslında bunun tersini, gerçekliği yukarıdan aşağı doğru kurar. Modern bilim tüme varımsal, analitik bir yöntemi benimser önceler. Yani pratik zaten deney yani mecburen analitik oluyor. Çünkü tüm evreni tek başına, yani holistik bir deney yapmak zaten çok mümkün değil. Yani parçalı parçalardan, yerelden başlayarak genele doğru gidiyorsunuz. Oysa geleneksel bilimde tümden gelimsel bir ilkelerden bahsedilir. Metafizik ilke falan derken, hani değişmez zamanla mekanla değişmeyen ilkeler, bunların hepsi tümden gelimsel bir yöntemin öncelendiğini ya da benimsendiğini ima ediyor. İlgi alanı, modern bilimin ilgi alanı ve bakış açısı ontolojik piramidin alt temel katmanlarına dönüktür, aşağıya doğru. Oysa yüzü, yani ve yönü aşağı doğru, hep aşağı doğru inmeye çalışıyor. İşte atomu bulmaya çalışıyor, atomun içindeki alt parçacıkları, onların içinde ne var, onun içinde ne var, aşağı doğru inmeye çalışıyor. İlgi alanı ve bakış açısı geleneksel bilimin ise ontolojik piramidin üst katmanlarına, özlere, mahiyetlere dönüktür diyelim. Daha fazla sabrınızı suistimal etmeyelim. Kaynakça burada. Ben teşekkür ediyorum herkese sabrı için. Ali Hocam, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hakikaten derli toplu efradını camiyi ayarını mani. Çok güzel bir sunum oldu. Emekleriniz için müteşekkiriz. Teşekkür ederim. Kaç dakika oldu? Çok mu uzattım? 1,5 oldu hocam. Ancak anlatılabilirdi bu kadar vakitte. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Estağfurullah, rahatlıkla takip edebildim. Argümanın genel çerçevesini de gayet güzel bir şekilde verdi diye düşünüyorum. Sorulara geçebiliriz. Doğrudan doğruya Ali Hoca oldukça önemli. Efendim, bugün de işin doğrusu hem bilim felsefesinde hem doğa felsefesinde tartışılan temel problemlerden bahsetti. Bu problemler etrafında gelecek sorulara açığız. Buyurun Mehmet Hocam. Evet hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Ali Hocama gerçekten çok keyif aldım slaytlardan. Çok iyi hazırlanmış bir sunum dinledik kesinlikle. Ve kitabı derhal alıp okuma isteği de uyandırdı. Şimdi biraz önce bir arkadaşla konuşuyordum. Çok müthiş bir tasvir yapıyor her şeyden önce.
modern bilimin başlıca işte dinamiklerini, geldiği durum, özellikle birleşik kuramlar, her şeyin teorisi kuramlar, hem detaylarda hem de genel olarak böyle önemli kişiler üzerinden, önemli görüşler üzerinden çok güzel bir sunum yaptı Ali Hocam. Tabii ben hem soru anlamında hem yorum anlamında, tabii bir gelenekselcilik dediğimiz zaman gelenek kavramının, tabii gelenek ve modern kavramları tırnak içinde bu anlamlarda kullanılıyor. Ama biz İslam düşüncesinde geleneğin içerisine baktığımız zaman kendi hikayesi olduğunu görüyoruz. Bu bana biraz batılı bir tasvir gibi geldi. Yani batıdaki gelenek ve modern tartışmaları üzerinden mesela daha çok ele alınıyor gibi geldi. Mesela bizim kelam geleneği çok zengindir. Ve kelam geleneğine baktığımız zaman içerisinde modern bilimi, bugün tabiatı, doğayı tasvir konusunda çok önemli başarılara işte götüren yöntemler olduğu gibi, mesela indirgemecilik, mesela bir yönüyle her şeyi maddeye indirgeme, mesela mütehayyiz, yer kaplayan atomlardan oluşturma ve bir nevi fiziksel bile cismi latif olarak kategorize edildiği bir yaklaşım tarzı ve aynı zamanda tabiatı kutsaldan arındırma, yani Allah ve diğerleri, araya yokluk bariyeri var, geçiş yok neredeyse. Ve diğer taraftan da böyle bir metodolojiyle müthiş derecede bir sonuç da elde etme, adeta vesileciliğe dönüştürme bir nevi, Allah-u Teala'nın varlığını kabul etme, deliller, argümanlar ortaya koyma, beraberinde bir işte dünya görüşü de tesis etme. Yani klasik döneme baktığımız zaman, ya bu da tabii bana şöyle bir şey aklıma getiriyor. Yani gelenekçilik dediğimizde bu tasvirler çok böyle İslam gelenekçiliğindeki durumlara uymuyor gibi geldi bana. Tabii ben biliyorum, İslam geleneğine de hakim bir isim. Bu birinci yönü. İkinci yönü de tabii benim tecrübe ettiğimle, mesela Seyit Hüseyin Nasır, Ali Hocam da iyi bilir, gelenekçiliğin önemli temsilcilerinden birisidir. O işte Introduction to Islamic Cosmological Doctrines diye bir kitabı vardır onun, çok meşhur. Seyit Nasır MIT mezunu birisi, fizikçi aynı zamanda. Evet. Ama orada diyor ki, ben diyor burada 3 temsil İslam kozmolojik öğretilerini anlatacağım ön sözünde. İşte İhvan-ı Safa'yı anlatacağım, İbn-i Sina'yı anlatacağım ve Biruni'yi anlatacağım. Şimdi diyor, soracaksınız niye eşariliğin atomculuğundan bahsetmiyorsunuz? Ben diyor onların gerçek anlamda İslam'ın kozmolojisini yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü diyor onlar tenzih ilkesine esaslar ve tamamen ne yaptılar? Tabiatı kutsallar, ya kutsallardan arındırdılar adeta yani. Atomlardan müteşekkil. Halbuki diyor tabiatın özü kutsaldır. Yani böyle olduğu zaman tabii tevhid ilkesi karşımıza çıkıyor bu sefer. Allah, Allah Teala'dır. Doğa, doğadır yani. Alemin içerisinde yani tamamen masivallah'tır. Herhangi bir ne parça ne bir bütün Tanrı yoktur yani. Tevhid ilkesi, aksi takdirde şirk koşmuş olursunuz. Yani Kur'an-ı Kerim kesin mesajının merkezinde bu bulunur. En azından zahiri böyle baktığımız zaman. Tabii bunun araştırmaya yansıyan yönleri de var. Şöyle izah edeyim. Mesela Söğün deneylerini tartışıyor Seyit Hüseyin Nasır. Diyor ki ne yapıyorlar Söğün'de? Maddenin özünde ne var, onu araştırmaya çalışıyorlar. Şimdi kelami perspektifle baktığınız zaman kelamcı der ki, araştır, ele geçirebilirsin, madde sonludur, sınırlıdır,
Ondan sonra ona hakim olabilirsin. Çünkü Tanrı değildir yani. Tamamen ama Seyyid Hüseyin Nasır diyor ki maddenin özünde ne olduğunu asla bulamazlar. Çünkü diyor maddenin özü kutsaldır. Yani burada doğayı araştırmayı engelleyen bir şey varmış gibi geliyor bana. Gelenekçi bakış açısında. Yani kutsallık atfettiğiniz zaman doğaya bir şekilde kutsal araştırılamazdır, kutsal kavranılamazdır. Kutsal gizemlidir. Yani bilmiyorum Ali Hocam acaba gelenekçi bu tasvir ettiği şekildeki gelenekçi yaklaşım modern bilimin günümüzde açtığı çığırı açacak sonuçlar verir miydi? Yani bir tıp bu derece ilerler miydi? Bir bilim bu derece doğaya hakim hale gelebilir miydi? Ne düşünüyorsunuz acaba Ali Hocam o konuda? Ya şimdi biraz bu soru... Genel yani bir soru oldu ama kusura bakmayın. Evet, evet. Yani ben zaten sizin böyle bir soru soracağınızı tahmin ettim çünkü. Daha önceki oturumlardaki ifadelerinizden. Haklı da bir soru, önemli, temel bir soru. Kolay bir soru da değil. Önce bu geleneksel terimi, yani dediğiniz gibi gelenek kelimesi ve gelenekselcilik sadece tradisyonalistlere has, onları ifade eden bir şey değil. Yani o işin o tarafı bence çok önemli değil. Asıl ikinci sorduğunuz şey önemli. Onunla ilgili şöyle şeyler söyleyebilirim. Bu perspektifte dediğiniz gibi, yani bu perspektif pratiği tabiri caizse bir kenara itiyor ya da ikinci dereceye düşürüyor. Yani bu perspektifte asıl önemli olan hakikat nedir sorusu. Pratik fayda, pratik sonuçlar başlangıç noktası olarak alınmaması iddia gerektiği söyleniyor. Zaten perspektifi diğer düşünce biçimlerinden ayıran temel özelliklerinden bir tanesi bu. Ve bu pratik anlamda bir dezavantaj oluşturuyor, haklısınız. Ama yani burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu dezavantaj yerel, lokal olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Yani şu an hani bir yandan dediğiniz gibi tıp çok ilerledi, bilim çok ilerledi. İşte Ay'a gittik hani... acayip şeyler yapıyoruz, teferruata girmeye gerek yok. Ama öte yandan gördüğünüz gibi doğayı, dünyayı sömürüyoruz ve yani iyi bir yere doğru da gitmiyor ülke. Gerek maddi anlamda, gerek sosyolojik anlamda bunların hepsi bu modern bilimdeki ilerlemelerle ilgili. Yani hani hiçbir ilgisi olmadığını söyleyemeyiz. Yani burada bir şey var, bir ödünleşim var, yani bir trade-off var sanki ve bu belki şeyi de düşünecek olursak biz şu anda modern bir çağda yaşıyoruz. Yani ne olacağı daha sonra böyle birkaç yüzyıl sonra eğer öyle zamanlar olacaksa dönüp geriye baktığımızda ne diyeceğimizden ben o kadar emin değilim. Yani bu modern çağ, bu modern bilimdeki bu ilerlemelerin nihai anlamda İyi olduğumu söylenecek yoksa belki de tersi olacak. Yani tamam belli bir anlamda insanlık ilerledi ama bunun bir bedeli oldu ve kötü oldu ve sonuç toplamda hani aslında iyi olmadı da denebilir. Böyle bir şey söyleyebilirim. Bu tenzih teşbih hani panteizm yani muhtemelen İlyas Hoca da buna değinir ya da daha önceki oturumlarda söyledi. Şimdi Nasırların falan söylemek istediği şey Genon, Nasır yani bu insanlar bir kere bir şeye tepki gösteriyorlar. O gösterdikleri tepki şu, temelde söyledikleri şey şu, insanlık tarihi aslında bu modern dönem insanlık tarihinde son birkaç yüzyılın, 300 yıl, 400 yıllık bir dönem ve bunun önceki dönemlerden bir farkı var. Bir kırılma yaşıyor insanlık. Bu modern bir kırılma ve buradaki kırılma işte onların hani kutsaldan arınma, profan bilim falan eleştirileri, o modernizme yönelttikleri sert eleştiri bu kırılmayla ilgili ve söyledikleri şey şu, yani bu kırılma hayırlı bir şey değil, yani onların iddiası bu toplam düşünülürse ve burada aslında hakikat elden kaçıyor. Yani
pratik teorinin önüne geçmiş oluyor, öncelenmiş oluyor. Bu sırada hakikat deforme oluyor ve o elden kaçıyor. O daha önemli. Bunu anlatabilmek için biraz böyle sert çıkışlar yapıyorlar. Tenzih teşbihle ilgili olarak yani orada bir denge kurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani tenzih ve teşbihin herhangi bir tarafına yaslanmak, oraya biraz ağırlık vermek işi bozuyor. Yani eşit böyle Allah-u Teala'yı hem tenzih etmemiz gerekiyor hem de teşbih yoluyla bilmemiz gerekiyor. Yani tenzihi teşbihin üstüne çıkarmak farklı bir dengesizlik oluşturuyor. Teşbihi tenzihin üstüne tersini yapmak başka bir dengesizlik oluşturuyor. Bu CERN'deki deneyler ve maddenin özü meselesiyle ilgili olarak Nasr'ın söyledikleri üzerinden onlara göre mahiyet ya da öz yani şeyin cismani dünyadaki varlıkların mahiyetini onlar metafizik bir şey olarak anlıyorlar. Böyle fiziksel alemde yakalanabilecek bir şey olarak anlamıyorlar. O yüzden öyle diyor. Yani istediğin deneyi yap, öze ulaşamayacaksın diyor. Çünkü zaten başlangıç noktası yani metafizik ilkesi bu zaten. Yani öz dediğim şey benim cismani dünyanın üstünde, ontolojik olarak üstte duran bir şey ve onu cismani dünyada yakalayamazsın diyor. O bir cevher diyor. Anlayışı böyle. O yüzden öyle söylüyor. Yoksa CERN'de deney yapmayın demek gibi anlamak çok doğru değil. Yani başka ifadeleri de var. Yani Nasr'ın hani sadece o cümlelerini değil başka cümlelerine de hani bütün söylediklerine bakmak hani daha doğru bir şey olur. Yani şeyi öncelediği çok açık. Hani bu modern bilimde çok açık ama hiçbir zaman hani fizik öğrenmeyin, matematik öğrenmeyin, zaten matematik hani başka bir şey de dediğine ben şahit olmadım, görmedim ama bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Yani onu anlatabilmenin başka bir yolu olmadığı için böyle ifadeler kullanıyorlar diyeyim. Bu pratik teorik ayrımı yani oradaki o kırılma hani daha şey bir soru olarak ya teorideki doğru olan şey pratiğe de yansıması ve dolayısıyla pratik alanda da daha ileriye götürmesi gerekmez mi insanı diye sorulabilir. Bence de öyle olması gerekir. Ama şey çok fazla yani spektrum çok geniş. İnsanoğlu çok kolay şeyden sapabiliyor doğru yönden, yoldan. Yani bana göre metafizik ilkeler eğer doğruysa ve değişmiyorsa, evrensel geçerlilikleri varsa, onlar doğru bir bilime de işaret etmeleri gerekir. O doğru bilim anlayışının da pratikte de sonuçları olması gerekir. Hatta diğer bilim anlayışlarından daha üstün olması da gerekir. Buralarda benim bir çekincem yok. Ama şu an için gördüğümüz şeyler onlar değil. Ama ben en azından hani modern bilim anlayışının bu metafizik varsayımlarının farkında olmak gerektiğini... Ama şöyle bakın burada da şunu da söyleyeyim. Yani buradaki kitle daha çok ilahiyatçı arkadaşlarımızdan oluşuyorlar. Burada ben hani üniversitelerdeki modern fizik, biyoloji, kimyayı böyle küçümsüyor. Zaten ben kendim fizikçiyim yani ömrümü fiziğe adadım diyebilirim. Böyle bir niyetim yok. Ve bunları mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Bunları öğrenmeden, modern bilimi bilmeden eleştirmek hiç hoş olmuyor ve bunun dine de, dindarlığa da bir faydası yok. Hatta zararı var diyebilirim. Ama bu gelenekselcilerin yaptığı bu değil. Bu biraz yanlış anlaşılıyor. Bazen öyle zannediliyor. Bunlar bana göre modern bilimi daha yukarıdan, daha kapsamlı bir yerden eleştiriyorlar. Zaten bu insanların yani nasıl dediğiniz gibi MIT'de fizik okumuş bir adam. Hani şey olduğu belli. Yani ne kadar zeki bir insan olduğu her halinden belli. İşte René Guénon bir matematikçi. Schuon biraz böyle hard science'la ilgisi çok yok ama onun da hani şeyi belli yani kavrama yeteneği falan. Bu insanların şeyleri belli yani kalibreleri belli ve modern bilimi biliyorlar, bilmiyor değiller. Bize söylenmeyen yani üniversitelerde, okullarda anlatılmayan şeyleri anlatıyorlar, söylüyorlar. Ben bunu kıymetli buluyorum. Bir de son olarak çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Bu modern bilimi okuduğu zaman bir
insan. Yani sizler tabii ki hani lisede falan fizik, matematik öğrendiniz, biliyorsunuz ama en azından üniversite seviyesinde bizim kadar yani hard science'ın içine girmediniz. Bu hard science hakikaten insanı şey yapıyor, yani dönüştürüyor. Yani bunları eğer bu söylenenleri duymazsanız, dinlemezseniz şeyiniz değişiyor. Dünya görüşünüz, bakış açınız, varlık algınız ister istemez etkileniyor. Modern bilimin böyle bir şeyi var, dönüştürücü etkisi var. Yani bunu inkar etmek pek mümkün değil. O yüzden belki de hani bizim gibi insanlar buraya biraz ihtiyaç duyuyor. Yani böyle bir şeye, böyle bir eleştiriye, böyle bir bakış açısına. Ben hani mantıksal olarak da deneysel sonuçlar açısından da bu söylenenlerin makul olduğunu düşünüyorum. Ama olay çok tabii çok yönlü. İşte pratik açıdan bir dezavantajı var. Ona da işte başta söylediğim şeyleri söyleyebilirim. Mehmet Hocam şimdilik böyle. Hocam çok teşekkür ederim. Çok harika cevaplardı. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Şöyle kısa kısa chat kısmından birkaç soru var. Ben size kısaca aktarayım hocam. Aramızda ilahiyatçı olmayanlar da var. Erkan Karabekmez bizim Medeniyet Üniversitesi'nden, sizin Hard Science alanından bir meslektaşınız. Çok teşekkür ediyor size. Daha önce fizik dersi de yaptığınızı söylüyor. Saygı sevgilerini sunuyor. İndirgemeciliğin başka bir yönüne dikkat çekmek istiyorum diyor Erkan Hoca. İndirgemecilik aşırı ihtisaslaşmaya yol açıyor. İhtisaslaşma ise bütüncül perspektiften bizi koparıyor. Bilimle iştigalli bir nevi teknisyenliğe dönüştürüyor. Belki felsefeden koparan da biraz bu gibi. Yaptığı işe yabancılaşan, felsefesine kafa yormayan teknisyen bilim adamlarının sunumda bahsedilen sıçramaları sezmesi, indirgemeci yetersizlikleri görmesi güç. Bu konuda bu düşüncelerime katılır mı Ali Hocam? Ne diyor? Bu döngüyü nasıl kırmak gerekir diye soru sormuş. Belki bu science alanında çalışanlar için bir perspektif, çalışacakları konuya ilişkin bir bakış açısı sunma açısı noktasında da faydalı olabilir. Kısaca ne dersiniz hocam? Tabii yani Erkan Bey'in söylediklerinin hepsine tamamen katılıyorum. Çok haklı, çok güzel tespitler. Bu zaten yani bu şeylerin bütüncül bakış açısının yitirilmiş olması modern zamanlarda. Herkesin kendi dar alanında ihtisaslaşması ve o alanın diğer alanlarla bağı hakkında fazla düşünmemesi. Felsefi tarafına işin yeterince zaman ayırmaması, bunların hepsi vaka, bence de gerçek ve sorun, yani önemli sorunlar. İşte bu yine modern eğilimle alakalı. Yani daha önce yani pratiği öncelediğiniz zaman şimdi insanlar hem vakitlerini hem geçimlerini böyle sağlayabiliyorlar. Yani şimdi üniversitelerde böyle felsefi sorulara artık kimse kaynak ayırmıyor. Yani bir patent al, işte bir buluş yap, teknolojik bir ilerleme sağla, bir üstünlük maddi anlamda öne geçirecek bir şey yap. Herkesin konsantrasyonu ya da ilgi alanı ya da teşvik edildiği şeyler böyle sorular. Bu da modern bir modernitenin bir sonucu diyelim. Öyle olunca bu konular hani geride kalıyor, gündem dışında kalıyor ve bahsi geçen problemler doğuyor. İşte bunlar ancak bunları dert edinen insanlara kalıyor ve biz de işte elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Eyvallah hocam. Melih Bey'in sudur etrafında bir sorusu var ama bana sanki siz konuşma içerisinde buna cevap verdiniz gibi geliyor. Yukarıdan aşağıya doğru nedensellik sorusu etrafında vahdet kesret ilişkisi bahsettiğiniz çerçevede sudurla ilişkilendirildiğinde nasıl anlaşılabilir gibi bir soru sormuş. Sizin aslında anlattığınız gibi yorumluyorsunuz siz bu evet, çerçeveyi. Evet, yani oradan farklı söylemediğim ne söyleyebilirim başka çok bilemiyorum. Yani sonuçta bu perspektife göre varlık bir hiyerarşik yapı içerisinde zirve noktasında vahdet söz konusu, kesret
vahdete nazaran izafi bir gerçekliği var. Belki bunlardan biraz söz edilebilir. Yani kendi alanında bir gerçekliği var. Böyle sofistler gibi diyeyim ya da hani hiçbir anlamı yok, gerçekliği yok denmiyor ama vahdete göre, zirveye göre izafi bir gerçeklik alanı olduğu söyleniyor. Böyle bir teklik çokluk problemine temelde böyle bir çözüm getiriyorlar. Bu kadar. Eyvallah. Evrim Tekin bir sorusu var. Aslında biraz bu Kantçı meydan okuma etrafında bir soru sormuş. Özneden hareketle nesneye bakmayı aslında bilimsel bakış açısının nihai sınırı olarak belirledi Kant. Peki nesneden hareketle özneye bakılması teorisini nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Yani Kantçı olmayan bir biçimde fiziksel gerçekliğe baktığımızda bu indirgemecilik, belirimcilik, tüme varım, tümden gelin bakış açılarını nasıl yorumlayabiliriz diye soruyor. Ben şöyle anladım soruyu. Ben de şöyle ekleyeyim bari de daha şey olsun, belirgin olsun biraz. Yani bu nihai kertede sizin önerdiğiniz bu emergentist bakış açısının yukarıdan aşağı nedensellik yoluyla tasvir edilmesi bu Kantçı meydan okumayla bir hesaplaşma içeriyor mu? Evet, yani evet, nihai kertede çünkü gerçekliğin metafiziksel boyutuyla ilgili akli çıkarımlar yapıyor. Bu çıkarımların dışta da böyle olması gerektiğini savunarak gerçeklik hakkında hükümler veriyoruz. Evet, yani bu Kant'la gelenekselci perspektifin ilişkisi en güzel. Schuon'un bir Mantık ve Aşkınlık diye bir kitabı var, Logic and Transcendence. O eserde tafsilatıyla ele alınıyor. Şimdi onu konuşmak çok vakit alır. Benim de daha iyi hazırlanmam gerekir. O eser yakın, ya birkaç ay içinde sanırım ben Türkçe'ye çevirdim. Yine İnsan Yayınları inşallah yayınlayacak. Şimdi editör arkadaş onu edit ediyor. Orada şu an Kant'a cevap veriyor. Yani Kant'ı bir rasyonalist ama rasyonalistlerin en tepesindeki bir pozisyonu temsil eden kişi olarak tasvir ediyor. Fakat gelenekselci anlayış rasyonalizmi aşan bir şey. Yani onlar intellect kelimesini, İngilizce intellect kelimesini İngilizce reason, rasyonalitenin kökü reason'dan ayırıyorlar. Reason'ı istitlali akıl diye çevirirsek, yani bir süreç içinde akıl yürütme gibi düşünürsek, bu intellect, bu sunumda idrak dediğim anlık böyle kavrama gibi anlaşılıyor. Bunun bir sürece dahil olmadığı düşünülüyor ve bir de Kant'tan ayrıldıkları nokta, Kant hani şey diyor ya, yani insan zaman ve mekanın dışındaki şeyleri çok iyi kavrayamaz. Onunla bağlıdır zamana ve mekana. Minvalinde sözleri var, düşünceleri var. Belki çok iyi ifade edemedim. Gelenekselciler insan aklının o alanı aşabildiğini, orayla bir bağlantısı olduğunu, daha doğrusu ilahi, yani akıllı zaten tanrısal bir şey olarak görüyorlar. Yani böyle yaratılmamış, yani Allah'ın yaratılmamış aklının bir uzantısı, bir şuağı gibi algılıyorlar. İnsanda hani Cenab-ı Hakk'ın nefesinden üfledim diyor ya, onu böyle anlıyorlar. Ondan bizde tanrısal bir şey olduğunu varsayıyorlar. Eyvallah. Ve bunu da daha çok akıl olarak anlıyorlar. Kant tabii öyle düşünmüyor, yani orada ayrışmış oluyor. Eyvallah hocam, teşekkürler. Bu gelenekselcilerin Kant'a bakış açısıyla ilgili, eleştirileriyle ilgili belki başka bir oturumu gerektiriyor ama nihai kertede bu sizin bahsettiğiniz kapsayıcı üçüncü alan teorisini gündeme getirme iddiasındaki her yaklaşım bir şekilde bu zihin gerçeklik ilişkisiyle alakalı eleştirilerle yüzleşmek durumunda kalacak.
Öyle görünüyor. Burcu Hanım'ın sorusu David Hume'la ilgili. Biraz vaktimiz de daraldı. Konunun da biraz çeperine, dışına doğru yaklaşacağız bu soruyla. O yüzden Burcu Hanım'dan affımı istirham ederek Ali Hocam da uygun görüyorsa belki başka bir sunumda tartışmamız gerekir diye düşünüyorum bunu. Tansu Hanım'ın sorusu gelenekselci tutumun efendim modern bilime nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili aslında sunumun tamamı nasıl fayda sağlayacağını gösterdi. Bu üçüncü alanı inşa ederek bu alan etrafında bütünleştirilmiş bir biçimde gerçekliğe bakma, hayatın anlamını o metafizik sorular etrafında yeniden vaz etme etrafında asıl faydası burada kendisini gösterecek gibi görünüyor. Mehmet Han, belki ben şunu ekleyeyim. Buyurun hocam. Bunu ekleyebilirim. Hani modern bilime faydası ne olabilir anlamında. Rovelli'nin o bu hani fizik ve metafizik arasında kalan sorular listesi vardı. Zaman nedir, mekan nedir vesaire diye. O Carlo evet. Rovelli'nin kaynakçada linkini verdiğim bir şeyden aldım o listeyi, makaleden. Bu Carlo Rovelli kuramsal fizikçi, yani önde gelen, yaşayan kuramsal fizikçilerden ve o diyor ki felsefe, yani artık biz öyle bir noktaya geldik ki hani bu artık felsefi sorulara dönüştü, yani zaman nedir, mekan nedir, yani fizik yapıyoruz ama felsefeye döndü diyor. Evet. Şimdi gelenekselci metafizik, tabii başka metafizikler var ama bu metafiziğin iddia ettiği değişmez prensipler var. Bir tanesi işte bu bütün parçadan önce gelir. Bu bir şekilde fiziğe yansıması gerekir. Yani ben hani şu anda yansıdığını, nasıl yansıdığını anlatamam ya da yansıdığını söyleyemem ama yani bence de eğer bunlar üst ilkelerse ve fiziği aşkınsa ya da fiziği kapsıyorsa fiziğe bir faydası dokunması gerekir. Bir yandan bunu söyleyeceğim ama bir yandan da gelenekçiler bir yandan da şunu söylüyorlar. Yani her şeyin teorisi böyle matematiksel bir formülasyon beklemeyin diyorlar. Yani çünkü bir kere şey var. Yani fizik dediğimiz alan bile mutlak bir izole, kapalı bir şey değil ve onu böyle %100 kesinlikle tasvir edemezsin. Yani bir belirsizlik mutlaka kalacak demiş oluyorlar benim anladığım kadarıyla. İkinci bir şey de gerçekliği matematiksel formülasyona sığdırmak zorunda olduğumuzu niye düşünüyorsunuz? Yani onlar zaten sığmayacağını düşünüyorlar. Yani matematiksel bir formül, bir diferansiyel denklem çözümü, bir algoritma, bu yapay zeka falan, ne, bilgisayar, mesela dijital fizik diye bir şey var. Yani evren, mesela Matrix filmi, yani bütün bu gördüğümüz, yaşadığımız evren bir tür simülasyon. Ama gelenekselcilere göre bu da mümkün değil. Yani bir algoritmaya indiremezsin gerçekliği diyor. Bir matematiksel formülasyona, diferansiyel denkleme indirgeyemezsin. Gödel'in incompleteness teoremi falan aslında bunu destekliyor bir bakıma. İşte şey destekliyor, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi destekliyor vesaire. Ama onlar baştan, yani bu şeyleri, yani Gödel'den falan pek hiç bahsetmez Renigen ya da şuna da görmedim. Bu bahsediyor. Bunlar, bu insanlar onlardan hareketle değil, başka bir şeylerden hareketle bunu söylüyorlar. Yani gerçeklik matematiksel formülasyona sığdırılamaz diyor. Söylediğim gibi. Şimdi dolayısıyla birbirleri zıt iki şey söylemiş oluyorum. Bir taraftan diyorum ki yani bu aşkın ilkeler fiziğe de yön vermeli. Ama bu yön dediğim gibi bir böyle her şeyin teorisi, matematiksel bir formül, bir böyle fiziksel teori geliştirebiliriz ve o her şeyi açıklar gibi bir şey değil yani. Bunlar bence çelişmiyor, bu ikisi. Eyvallah hocam. Ben de kısa birkaç değerlendirmem olacak. Sonra aslında 11'de bitirecektik. Böyle bir 5 dakikamız kaldı. Mehmet hocam 1-2 dakikada sana vereceğim. Mehmet Bulgen programın sahibi olduğu için ona açıktan soru sorma hakkı tanıdık. Normalde açıktan soru almıyoruz, öyle görünüyor. Yazarak daha çok soruları iletiyoruz. Ben de moderatör olduğum için bir hak kullanacağım. Sana da 1-2 dakika, ben de 1-2 dakikada sadece soracağım sorumu. Hocam birincisi şu, aslında sizin biraz önce de işaret ettiğiniz haliyle konuya bakış açınız, problemi vaz etme, müzakere etme biçiminiz, gelenekselci perspektifi
kısmen sınırlarını zorlayıp aşan bir tarafa da sahip üslup itibariyle. Ben bunun değerli olduğunu düşünüyorum birinci olarak. Dolayısıyla aslında sizin kendi takdiminizi gelenekselci perspektifle sınırlandırmak yerine daha özgün bir çerçeve içerisinde de takdim edebilirsiniz gibime geliyor. Çünkü onun sınırlarını aşıp onu da geliştiren bir yöne sahip naçizane kanaatim. İkincisi, ben de yakın zamanda geçen benim Tanrı Neli sunumunda da çok kıymetli katkılarınız olmuştu. Aşağı yukarı aynı çizgi içerisinde tartışıyoruz, müzakere ediyoruz. Fiziksel gerçekliğin bütüncül bir izahı için bir ön teklif, fazlalıkçı zuhur teorisi diye bir yazı hazırladım. Bizim Teklif Dergisi'nin 2. sayısına neşredilecek. O esnada bu zuhurcu teoriyle yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya nedensellik bahislerine vesaire çok baktım. Burada Smith'in nihai kertede vaz ettiğiniz çerçevesi, sonra da gelenekselci bilim başlığı altında sıraladığınız ilkelere baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Burada gelenekle, ben işin doğrusu Nasr'da da bazen Genon'da da bunu görüyorum. Gelenekle vurguladığımız şey meşai gelenek esasında. Aristotelesçi, Platoncu gelenek. Yani evet. Benim uzmanlık alanım İbn Sina fiziği. Yani 20 yıldan aşkın şeyi verdim burada meşai fiziğe. Ve mesela geldiğim nokta itibariyle meşai fiziğin sahip olduğu çerçeveler itibariyle bir pagan Yunan geleneğinden efendim devşirdiği gömülü metafizik ilkeler barındırdığını fark ettim. Nasıl ki siz modern fiziğin seküler metafizik ilkeler barındırdığını mesela ifşa ediyorsanız, aynı şekilde Aristotelesçi fizik de benzer şekilde efendim o Yunan metafiziğinden kaynaklanan gömülü ilkelere sahip. Geleneği bununla özdeşleştirdiğimizde mesela çıkan çerçevede böyle bir şey var. Kendimizi sanki çözüm önerilerimiz itibariyle daraltırız gibime geliyor. Buna mukabil İslam dünyasında mesela çok canlı bir Mehmet Bulgen hocama efendim reverans olsun diye söylemiyorum. Kelami fizik geleneği var. Burada mesela iradeci bir perspektif görüyoruz. Bence tartışmalı gelenek teriminin sınırlarını Nasr gibi düşünmek zorunda değiliz. Şol gibi düşünmek zorunda da değiliz. Geleneğin içerisinde Cabir bin Hayyan da var, Ebul Hüzeyl Allaf da var, Dırar bin Amr da var. Çok geniş imkanlar sağlıyor. Sizin ihtiyaç duyacağınız tüm metafizik ilkeleri temin edecek fakat alternatif modeller, izahlar sağlayabilecek şeyler var. Yani gelenekselciliğin özü hilomorfik çerçeve değil. Yukarıdan aşağıya doğru nedenselliği illaki cevheri suretlere müracaatla açıklamak zorunda değiliz. Burada sanki sizin de izahınızda o ana ilkelerin nasıl izah edileceğiyle ilgili daha zengin bakış açıları doğurur diye düşünüyorum. Cevheri suretlere dönük bu kadar güçlü vurgunun ben işin doğrusu işte Etienne Gilson'da yani yeni tomacılıkla güçlü ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Hristiyan akaidinin ispat ve izahında Aristotelesçi fizik çok güçlü bir yer tutuyordu ve moderniteye karşı yeniden bu akaidi müdafaa etme noktasında aynı zamanda evrimciliğe karşı cevheri suretler fikri çok hararetli bir şekilde savunuldu. McIntyre onu ahlak teorisine taşıdı, Gilson fiziğe taşıdı, işte Pasnov epistemolojiye taşıdı. Wolfgang Smith aynı zamanda iyi bir Hristiyan, vazgeçemiyorlar bundan yani. Evet. Bu zorunlu bir ilke değil. Yani ilahi iradenin yukarıdan aşağı nedenselliğini buradan kurmak zorunda değiliz gibi görünüyor sadece. Ama oradan da ilerleyebiliriz. Yani o fakat alternatiflere dikkat çekmek sebebini de söyledim. Şimdilik benim vurgularım, değerlendirmelerim bunlardan ibaret. Evet. Mehmet Hocam, benimkiler sadece değerlendirmelerdi. Sizin yok, sorunuzu ben çok yani haklısınız, istifade de ettim. Doğru söylüyorsunuz. Ben tabii yani her sizin o bahsettiğiniz İslam geleneği içindeki diğer alternatif
düşünceler, görüşleri bu kadar yakından takip bilmiyorum. O kadar hani hepsine birden aynı anda öğrenebilmem çok mümkün değil. Ama tabii onları da öğrenmek, bilmek gerekiyor. Söyledikleriniz doğru, anlamlı. Şey de haklı, yani Wolfgang Smith hakikaten Thomist, yani söylediğiniz gibi Katolik. Tabii tabii. Bu, bence hocam bir de bu cevheri suretler teorisi yani biraz da sıkıntılı, başa bela bir şey. Yani buradan yani irade fikri, mesela ilahi iradeci bir zuhur teorisi gündeme getirebiliriz belki hocam. Geleneğin sınırlarını genişletecek şekilde belki bunları doğrudan doğruya bu meseleler üzerine müzakere edebileceğimiz bir çalıştay da yapabiliriz. Çünkü bu zuhur fikri hakikaten bahsettiğiniz indirgemecilik, fiziksel kapalılık yönündeki gömülü metafizik ilkelere mukabil anlamlı bir çerçeve sağlıyor bize. Onu bizatihi İslam düşünce geleneğinden hareketle zenginleştirip derinleştirme imkanlarına sahibiz gibi geliyor bana. Evet. Mehmet hocam buyurun. Bir iki dakikada da sizi dinleyelim. Evet, söz vermiştim size. Hocam bana mı verdiniz siz? Hayır hayır, Mehmet Han. Ha, hocam teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Yani. Dedim ya. Evet, ben düşündüm Mehmet Bulgan Hoca'ya hayır, söz verdiniz. Hocam, Ali Hocam özellikle teşekkürümü bildiriyorum. Hocam şöyle bir şey demek istiyorum. Yani bildiğimiz gibi yani klasik, yani gelenekselce ekolün kosmoloji ile ilgili, yani özellikle metafizik tutumu ile ilgili şöyle bir paradigma var. Yani aslında gelenekselci tutumda da fizik, metafiziğin şekillenmesinde aşağı yukarı bir etki etmiş hep yani. Hem kendi metafizik tutumları da bu işte faktör olarak ciddi bir rol oynamış, ama fiziğin de ciddi bir rol olmuş. Mesela şu an bile siz söylediniz, yani mesela bugünkü gelenekselciler mesela Platoncu matematiği, yani ontolojik matematiği dikkate alırsak tamamıyla farklı, gerçekliğiyle ilişkimizi tamamıyla farklı boyuta taşıyacak yeni bir matematik inşa edebiliriz diye bir fikirler de var zaten şu an için. Ama benim sorum şu, yani gelenekselci ekol kendi metafizik tutumu itibariyle bugün modern bilimi paradigmasını aşacak pratik bir platform inşa tesis edebilir mi yani? Yani teori olarak, yani pratikte göstersin ki metafizik tutumu itibariyle, yani farklı metafizik tutumu itibariyle modern bilimin paradigmasını aşacak. Yani modern bilimin zaten kendisi de bugün metafizik üretiyor dediğiniz gibi. Tamamıyla onu kuşatıp aşacak, pratikte gösterecek bir tutumu var mı? İkinci sorum, çok özür dilerim. Ben İbrahim Hoca'ya sormak istiyordum. Çünkü sizinle çok bağlantılı bir konu. İbrahim Hoca'nın da uzmanlık alanı. Ben şimdi soru alma şeyinde değilim ama Mehmet Hocam, ama Ali yani Hoca'ya sorarım. Ama yani ben onu da, tamam o zaman ben onu da Ali Hoca'ma sorayım. Bana ayrıca özelden sorarsın. Tamam, ama böyle de sorabilirim yani. Şimdi mesela İslam medeniyetinin, yani İslam'ın kendi metafizik imkanları itibariyle bildiğimiz gibi bize nübüvvet teorisi var yani. Aslında mesela gelenekselci ekolün paradigmatik şeyinden tamamıyla farklı bir, ben düşünüyorum, bir zemine malik. Mesela o nübüvvet teorisi imkanları dahilinde biz tamamıyla yeni bir metafizik bile inşa etme düşünüyorum imkanları var, imkanlarımız var. Fakat bu tabii ki şu an için yani üzerinde bayağı konuşulası bir konu. Çünkü tamamıyla ontolojik durumu değiştirecek bir imkanları barındırıyor düşünüyorum. Bu manada gelenekselci ekolden tamamıyla farklı bir boyut içeriyor. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Yani nübüvvet teorisi üzerinden biz tamamıyla yeni, yani yeni bir metafizik tutumla bugünün fiziğini, gerçekliğini değiştirebilecek, tamamıyla farklı boyuta taşıyabilecek bir imkanı taşıdığını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler kısaca toparladığın için Mehmet. Sağ olasın. Ali Hocam. Buyurun. Bu gelenekselci metafizik pratik alanda, modern bilimde ve pratik alanda bir katkı sağlayabilir mi sorusuna aslında bir miktar cevapladığımı düşünüyorum, ama aynı şeyleri kısaca tekrar söyleyecek olursam bu perspektif hem pratiğe uzak bir perspektif, asıl yani konumlandığı yer olarak aslında teorik çerçevede, metafizik çerçevede duruyor. Bir taraftan böyle bir şey var. Yani doğrudan pratik alana yansıyacağını düşünmüyorum. Ya da böyle
çok farklı bir şeyler ortaya çıkaracağını çok düşünmüyorum. Ama bilimin nasıl anlaşılması gerektiğini ya da metafizik alanına yansıyan halini regüle edeceğini, düzenleyeceğini ya da o alanda asıl önemli olduğunu söylüyorum. Zaten doğası gereği yani bu perspektif metafizik yani bu fizik değil aslında. Ama iddia ettiği şey şu, bu prensipler evrensel. Dolayısıyla fizik bunun içinde kalması gerekiyor. O anlamda da bağlantısız değil. Yani bunu yeterince iyi belki anlatamadım. Yani bir bağ var arada ama asıl alanı metafizik, fizik değil. Bu kadar söylemiş olayım. İkinci sorunuzu, yani nübüvvet dediğiniz şeyin nasıl bir metafizik oluşturacağını ve onun da bilimle nasıl bağlantı kurulacağını hani çok bilmiyorum Mehmet Bey. Çok anladığımı söyleyemem. Onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Belki İbrahim Hoca bir şeyler söylemek ister. Ben sadece eksik kalmasın İbrahim Hoca'ya az önceki yorumları için tekrar teşekkür edeyim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu antik Yunan pagan metafiziğinden kalıntılar var. Aristotelyen hilomorfizm vesaire cümleleriyle ilgili olarak. Gelenekselciler onları pagan görmüyorlar hocam. Görmüyorlar ya da hani Genon diyor ki hilomorfik teori peygamberi gelenekten Aristoteles'e intikal etmiş bir vahiy unsurudur diyor. Yani. Evet. Çünkü gelenek yani onlar için Yunan'dan hani, ibaret değil çünkü. Evet. Tartışılması gereken şeyler. Yani ben en azından burada bir şeyi hani bu düşüncelerin tartışılması gerektiğini, üstüne düşünülmesi gerektiğini evet, söylemiş olayım. Yani ben hani kıymetli buluyorum bunları. O bakış açısını. Ama hani %100 haklı tabii ki şeye açığım yani böyle tartışmaya ve alternatif görüşlere daha geniş bakmak gerektiğini her zaman katılıyorum. Öyle yapmak gerekir. Ama yani bu düşünceler yani yabana atılacak böyle kesin öyle değil denilebilecek şeyler değil yani. Düşünceler değil. Bu kadarını söyleyeyim. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Mehmet hocam senin son soruyu ayrıca müzakere ederiz inşallah. Hem Ali hocamın hakkına girmeyelim hem de dinleyicilerin. Evet Mehmet hocam toparlayalım. İlyas hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Artık programı toparlayacağız görünüyor. Sesiniz gelmiyor hocam. Mikrofonunuz kapalı. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir şey oldu. Perspektif ve bir çerçeve çizildi. Benim şöyle zihnimde bir şey var. Şimdi günümüzde metafiziğin arka planı kozmoloji mi olacak? Yoksa genel anlamda ontoloji mi olacak? Eğer yani Tanrı kavramını dışarıda tutarsanız herhalde günümüzde sanki metafiziğin arka planı kozmolojiye dayanırsa daha sağlam bir zemin oluşturuyor gibi. Ama kozmolojik verilerle de tabii Tanrı kavramını açıklamak, izah etmek mümkün değil. Geçmişte de aslında böyle bir problem gelenekte de vardı ama bugün daha bir belirgin bu problemle karşı karşıyayız. Şöyle şey İbrahim Hoca, iki farklı öğrenciye idrak çalıştırdım. Birisi Kadı Abdülcebbar'da idrak çalışıyor, birisi Seyyid Şerif'te idrak. Evet. İkisi de gelenek. Hı hı. Fakat zeminler tamamen farklı. Birisi tamamen nefsten hareketle bir idrak geliştiriyor. Diğeri bakıyorsunuz ki bedenden ve zihinden hareketle bir idrak ama bu ikisi de gelenek. Hı hı.
Evet. Yani günümüzde de aslında bu böyle paradoks sanki devam ediyor. Fakat Ali Hoca'nın adamları şeyden yani kadatlı cebbardan yana tavır koyuyorlar gibi anladım ben. Böyle de bir problem var. Hayır, herhalde bunların da tartışılması gerekiyor gibi geliyor bana. Ben tekrar teşekkür ederek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah, sağ olun hocam. Ali hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Ufuk açıcı bir sunumdu. Hem fizik metafizik ilişkisiyle ilgili hem zuhurcu perspektiflerin çağdaş fiziğe gömülü seküler metafiziği tenkit noktasında bize hangi imkanları açabileceğiyle ilgili ufuk açıcı bir sunumdu. Zannediyorum burada kelamcı arkadaşlar da belki hilomorfik olmayan efendim bir yukarıdan aşağı nedensellik perspektifini zuhur fikri etrafında müzakere etmenin yolları üzerine kafa patlatma yollarını keşfedebilirler kendileri için. Diğer taraftan burada şu soru da açık bir biçimde önümüze çıkıyor. Fiziksel gerçekliği izah sadedinde metafizik ilkelere yaptığımız vurgu, fiziksel gerçekliği izahta bizim için hangi yeni kapıları açacak sorusu sıklıkla gündeme geldi. Burada fiziksel gerçekliğin izahında yeni kapılar açmayan, içeriksel bir artma meydana getirmeyen metafiziksel ilavelerin gereksiz ilaveler olduğu, bir enflasyondan başka bir şey yaratmadığı yönünde de bir eleştiri var, tenkit var malum. Bu çerçevede bu soruyu da etraflı bir biçimde düşünmemiz gerektiği açığa çıkıyor. Burada belki gayb meselesini, gayba iman meselesini, yani bir şeyin varlığını tasdik edip kendisi hakkında bir içeriksel bilgi iddiasında bulunmadığımız zaman bile gaybın tasdikinin içinde yaşadığımız şehadet alemiyle ilgili idrakimizi bütünleyen, anlam kazandıran bir perspektif inşa ettiğini yeniden hatırlamanın da zamanı diye düşünüyorum. Sizin bu üçüncü alan, bütünleyici alan perspektifi benim zihnimde gaybla alakalı da böyle bir çerçeve ortaya çıkardı. Çağdaş hem İslam felsefesi tartışmalarında hem kelam tartışmalarında bu gayb meselesinin bu cihetiyle değerinin ihmal edildiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey gayb kalmasın diyoruz. İlyas hocamın efendim önemli çalışmalarından biri gayb meselesi. Belki bir meseleyi de bu gayb sorunu etrafında konuşmamız lazım. Yani metafizik bilginin taalluk ettiği yerlerden biri varlık tasdiki seviyesinde gayb alanıdır. Peki gaybı tasdik bizim için ne ifade eder? Fiziksel gerçekliğin esasının gayb olması bizim için fiziksel gerçekliği idrakte hangi artıyı meydana getirir? Bilgimizi ne yönde genişletir bu? Önemli bir husus. Ben de hatta, evet buyurun hocam. Hatta bir şey diyeyim. Gaybın da vücudi mi, ademi mi olduğu aslında önemli bir problem yani. Evet, evet, evet. Peki, yeniden teşekkür ediyoruz herkese. Geceniz ayrı olsun, Allah'a emanet olun. Sonraki başka bir çağdaş kelam tartışmasında yeniden buluşmak üzere diyelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Ali Hocam.